Günaydın, günaydın. Spor Ajansı'na hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Gündemdeki yoğunluk devam ediyor. Hafta sonu artık milli ara dönüşünde ligde derbe heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Derbi ile ilgili haberler var ama açıklamalar var. Erden Timur'un Aspor ekranlarındaki yayınının yankıları devam ediyor. Ali Koç'tan açıklama geldi. Açıklamalar ardı ardına geliyor. Bunların hepsini spor ajansında konuşacağız. Yusuf Kenan Çalık ve Kartal Yiğit bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş bulduk Ömer. Nasıl bir sabah oluyor? Sürpriz bir soruyla gireyim. Yani, <laughs> e, tabii normal bir sabahlardan diyeceğim ama aslında çok normal değil yani yaşanan olaylara baktığımız zaman sağ dışı o görüntüler işte savaşla ilgili görüntülerde hepimizin malum içimiz acıyor. zor uyuyoruz yani insanlar orada kötü durumda özellikle çocuklar. Ben çocuklara çok üzülüyorum. Yani bir sivillerin zaten ölümü ayrı bir şey ama çocukların bu yaşta ufacık çocukların Hayatını kaybetmesi hepimizi derinden etkiliyor valla. İşte bir yanımız orada ama maalesef hayatta akıyor. Burada da sporu konuşuyoruz mecburen. İnşallah bir an önce bu akan kanlar durur da dünya barışa doğru bir yelken açar. Her, zaman isteğimiz, zaten, o. her zaman isteğimiz bu. Ee, sen de hazırlandın Yusuf. Şey söyleyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Yo şey e, e, spor dünyasında yaşananlar üzerinden de hani buna Hı -hı. tepki veren insanların Hı -hı. kadro dışı bırakılması sonrasında hani spor dışı açıklamalara da bakıyorum özellikle Batı dünyasında maalesef bir kez daha şunu görüyoruz Batı dünyasının terör tanımı din, dil, ırk, e, coğrafi konumlara göre şekillendirilebiliyor yani kendilerine has istedikleri gibi insanı terörist istedikleri insanı masum ilan edebilen ölen çocuğun kimliğine göre bunun doğru olup olmadığına karar veren bir Batı dünyası var. Hani genelleştirmek istemiyorum ama liderlerinden özellikle bahsediyorum. Halklar belki farklıdır. ben yaşadığım zamanda orada gerçekten çok değerli insanlarla da tanıştım ama maalesef yönetenler bu süreçte hep aynı tarafta bulunmayı tercih ediyorlar. Bu işin artık bir son bulması lazım. Yani orada yaşananların normal olmadığını bir açık hava hapishanesi kıvamında 2,5-3 milyon kişinin yaşamak zorunda kaldığını, hani hastane bombalamayı geçtim o zaten insanlık dışı bir iş de, bu işlerin artık düzelmesi gerektiğini, bu işte herkesin hakkının gözetilmesi gerektiğini herhalde hepimizin anlaması gerekiyor. Ama bunu anlamamız için herhalde daha yine birçok kişinin ölmesi lazım. Yani diyecek çok da fazla bir şey yok. Yani çok fazla bir şeyin olduğu yerde bazen söylenecek bir şey bulamıyorsun. Böyle bir durum yaşıyoruz açıkçası diyecek. Tabii ki bir şey var da maalesef dile dökülmüyor işte diyelim. Biz e, Ali Koç'un açıklamalarıyla değerli izleyenler başlayalım. O açıklamalar ekrana gelsin. Erdem Timur'a cevabı e, var Ali Koç'un e, önemli açıklamalar var. Hemen bize sizlere okuyalım. Lale Orta'nın var görüntüsü ya da herhangi bir görüntüyü bizzat tarafıma göndermesi ya da servis etmesi gibi bir olay katiyen gerçekleşmemiştir. Külliyen yalandır, iftiradır. Bu şekilde bir görüntü gönderme olayı kesinlikle yaşanmadı. Ama burada asıl konu bu yalanı nasıl bu kadar kolaylıkla dillendirebildikleri. Çünkü kayıt var, olayı biliyoruz diyorlar. Bu kayıt ya da görüntüler varsa Erden Timur'a kimlerden servis ediliyor? Devam edebiliriz. Bu servis edilme olayı varsa bunu servis edenler bu kurguyu Erden Timur'la planlayanlar mıdır? Kendileri de her zaman olduğu gibi bizi şaşırtmayacak şekilde bir yalanın parçası olmuşlardır. Bu kadar büyük yalana da akıl sır erdirmek çok zor, çok güç diyor Ali Koç. Devamı da var açıklamaların. TFF'ye çağrı kısmı var onu da verelim. Erden Timur'un iddiaları ispatı zor olmayan, hatta incelenmesi, araştırılması ve gerçeklerin ortaya konması çok kolay söylemlerdir. Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçerek ilgilileri görevlendirip araştırma yaptırarak bu iddia ve söylemlere yönelik gerçekleri ortaya koyabilir. Keza bu konuya karşı da duyarsız kalınırsa bu tarz manipülatif söylemlerin önü iyice açılmış olacak. Nitekim geçen sezon bunu gördük. Türk futboluna karşı sorumluluk, e, sorumluluk sahibi bir yaklaşımda olmak bunu gerektirir diyor. Başkan Ali Koç. Sus seninle başlayalım. Ee, önce Erden Timur'a e, yanıt verdi Ali Koç. Sonrasında Futbol federasyonu ile ilgili konuştu. Ee, Erden Timur'dan ciddi bir iddia e, dillendirilmişti, ortaya atılmıştı. Ve e, ne diyorsun bu gelen yanıta? Erden Bey'in programı sonrasında yayındaydık biz. O gece muhassane saldırısı olduğu için doğal olarak yani bu polemiklere girmenin çok doğru... ...olmayacağını düşünerek biraz daha iddialara, muhataplara yanıt versin demiştim. Şimdi yanıt geldiğine göre düşüncemi hatta kafamdaki bazı soru işaretlerini de sorabilirim. Erdem Bey'in açıklamalarındaki önemli parça Lale Orta'nın, Sayın Orta'nın var odasına girip... ...görüntüyü kaydedip Sayın Ali Koç'a göndermesiydi ve bununla ilgili elinde kanıt olduğunu söyledi. Bunu kanıtlayabileceğini söyledi Erdem Timur. Hem Sa Sayın Lale Orta hem Ali Koç bunu yalanladı. İddia sahibi olarak şu an Erdem Timur'un bunu kanıtlaması lazım. Çünkü yoksa iddiadan iftiraya doğru kayan bir söylem olacak. Bu bir. İkincisi, Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu Sayın Timur'un söylemi olduğu için söylüyorum. Kozmik olarak, oda olarak adlandırdığı, yani oldukça mahrem, özel kişilerin, seçilmiş kişilerin girebileceği, herkesin girmeye hakkı olmayan bir odanın giriş çıkış kayıtları, kamera kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından nasıl servis ediliyor? Servis ediliyorsa bu kayıtlar, bu özel bilgiler başka özel bilgilerde servis ediliyor mu diye düşünmeden edemiyorum. E, Sayın Erdoğan Timur bu kayıtlar bize var dedi. Madem bir temiz eller operasyonu e, söz konusu ki bunu sonuna kadar destekliyorum. E, kim zararlı çıkacak bilmiyorum ama sonuna kadar destekliyorum. E, bu temiz eller operasyonunda da federasyon içerisinden. Bilgi sızdıran kişilerin de kimliklerinin ifşa edilmesi, ivedilikle e, yapılması gereken bir konudur. Eğer e, Lale Orta'nın görüntü gönderdiğine dair bir rahatsızlık söz konusuysa bu şu anlama geliyor. MHK Başkanı bilgi sızdırıyor. Yani bu, bunun meali budur. O zaman size bilgi sızdıran kimdir diye sormak e, herhalde herkesin görevidir diye düşünüyorum o dönem. O gün programda sorulmadı. Ben buradan sormuş olayım. Etik meselesinde bir beyefendinin ismini verdi tem temsilciler kurulunda raportörmüş galiba. İlk defa adını duydum. Ama ben bu bilgiye ulaşabildiğime göre Erdem Bey ve ona yol gösteren ya da yardımcı olan kişiler de ulaşabilir diye düşünüyorum. Beyefendi 3 yıl önce emekli olmuş. Koç Holding'de çalışıyor denilen kişi 3 yıl önce emekli olmuş. Ee, şimdi isim vererek özellikle taraftar kitlelerinin önüne atarak linç ettirilen bu isimlerin hakkı nasıl ödenecek bu bir. Daha önce bir holdingde, yani koç holdingde çalıştığı için bu insanın emekli olduktan sonra başka bir yerde görev yapması yasak mı bu iki? Koç holdingle ilgili bir alerji varsa Galatasaray Spor Kulübü neden bir yönetim kurulu üyesinin aynı zamanda koç holdingde çalışmasına izin veriyor? Bu da üçüncü sorum. Yani birçok karmaşa var. sevgili Pınar la ilgili açıklamada bulundu. Derbi'de görev alan muhabirin işi Fenerbahçe'nin medya sorumlusu dedi. İlker İlker Uçar. Birincisi, hani insanların kiminle evleneceği onları ilgilendirir. İkincisi, Türkiye'de spor yorumlayan, bunu sadece Galatasaray için söylemiyorum. Türkiye'de spor yorumlayan, takımlarla ilgili yorum yapan, maç esnasında programlarda yazı yazan, kongre üyesi insanlar var. Yani bu varken bunu rahatsız etmesi bana garip geliyor. Bir de yani yapmış olduğu yanlış bir şey olsa sevgili Pınar'ın o zaman onu da kanıtla bir şekilde ortaya koyması gerekir Sayın Erdem Timur'un. Etik mevzusuna bu kadar girilmişken yani bunlar önemli mevzular çünkü ben Türk futbolunda sadece bu yılın değil son 20-30 yılın araştırılması taraftarıyım ki federasyonun elinde böyle bir imkan var. Yapılması da gerekiyor. Yani ben Türkiye'de spor medyasında başta olmak üzere bu temiz eller operasyonunun önemli hatta olmazsa olmaz olduğunu düşünenlerdenim. Bazı meslektaşlarımızın canı sıkılacak belli ee, ama ben olması gerektiğini savunuyorum. Ki herkesin duruşu, durumu, yaptıkları ortaya çıksın. Yani Bunun maddi kayıtları, telefon kayıtları, görüşmeler, birebir bir ilişkiler, maddiyata dökülen hediyeler... Bunların hepsi ortaya çıksın. Kim kime ne vermiş, ne vaat etmiş, karşılığında ne almış. Hepimiz görelim kamuoyu da fikrini öyle edinsin. Şunu da sormak isterim. Yani madem bu kadar etik durum söz konusu. Sayın Büyükekşi'nin firmasıyla, yönetim kurulu başkanı olan olduğu firmasıyla, Sayın Erdem Timur'un firması ortaklaşa proje yapmışlar mı? Yapmışlarsa bu etik mi? Yani iş ortağı olan kişilerin birisinin federasyon başkanı, birisinin de bir kulübün yöneticisi olması Aynı derecede etiklik e, tanımına uyuyor mu? Şimdi bu soruları soruyorsan, yani soruyorsak, ben soruyorum çünkü rahatım. E, hiçbir sıkıntı yok mu? Yok hatta Erdem Bey işte ilk ben imza vereceğim telefonlarım, yakınlarım incelensin diye. Ben de söyledim. Dedim ki isterseniz tüm akrabalarım, tüm arkadaşlarım, telefonlarım, ne istiyorsanız her şey rahat. O yüzden içim rahat olduğu için rahatlıkla konuşabiliyorum. Etik mevzusu bu kadar tartışmaya açıkken, Sadece soru, soru Ben yanılıyor olabilirim. Çünkü en azından araştırınca öyle çıkıyor. İki şirketin birlikte yaptığı bir proje ya da birkaç proje, gayrimenkul projesi var mı? Şimdi bunlara gelirken, bunları açıklarken, bunları konuşurken o gün de söyledim. Kamuoyuna isimler veriyorsunuz. Somut kanıtlar ortaya koyarak vermek gerekiyor bu isimleri. Yoksa onların en azından ahını almış oluyorsunuz. Çünkü sosyal medyada o gece gördüğüm kadarıyla ciddi bir linç vardı. Yani ciddi anlamda bir linç vardı. İnsanların isimlerini paylaşarak, yaptıkları işleri paylaşarak vesaire. Bunun çok doğru olmadığını savunuyorum. Ki Erdem Bey de hep böyle hak ve hakkaniyetten bahseden birisi olarak bunu yapması beni şaşırttı açıkçası. bugün örnek veriyorum temsilciler kurulunda çalışan beyefendinin işte emekli olmuş olması bir özür gerektiriyor mu mesela? Yani çıkıp ya biz yanlış biliyormuşuz. Koç Holding'de çalışmıyormuş şu an. Emekli olmuş, şu an görevdeyken aynı anda Koç Holding'de çalışan birisi değilmiş, özür dileriz deneyecek mi? Açıkçası bununla merakla bekliyorum. Son olarak e, teraziden bahsetti. Evet bence de her şey Er Meydanı'nda söylenmeli. E, yayına çıkılsın, konuşulsun, dertler paylaşılsın, herkes ettiklerindeki taşları döksün. Ama bugüne kadar ben yanlışım yoksa Sayın Ali Koç'un dört kere e, muhatabı olan Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbey'i yayına çağırdığını duydum dördünden de cevap alamadı. Ve bugüne kadar ben Fenerbahçe'nin maç konusunda, tartışma konusunda, taraftar konusunda er meydanından kaçtığını görmedim. Eğer bu sözleri sarf ederken Sayın Timur bunları düşünerek sarf ediyorsa değerlendirmeyi Sayın Dursun Özbek yapar. Ali Koç için değil. başkan bir kere cevap verdi. Doğru bulmuyorum Doğru tarzını, bulmuyorum değil, değil mi? Yani o zaman hani teraziden kaçma meselesini Sayın ee, Dursun Özbek doğru bulmuyor. O zaman yani Sayın Özbek ve Timur'un bu konuda enfikir olması gerekir. Maçlar sonrasında konuşulması hakem mevzusunu, hakem mevzusunu defalarca dillendirdim. Bence hakemler rezalet. Türkiye'de ciddi bir hakem problemi var ve bunun net bir şekilde çözülmesi lazım. Çözüm adımı olarak da hiçbir şey yapılmıyor. Geçen seneden kalan sıkıntılar vardı. Sayın Timur dedik işte biz şampiyonluk yarışını etkilemek istemedik. O yüzden açıklama yapmadık. O zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Madem geçen sezon Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili sorunlar vardı. Neden bu seçimde destekleme kararı aldınız? Bu sorunların çözüleceğine dair size bir teminat mı verildi? Bu konuları görüştünüz, çözdünüz mü? Çözdüyseniz şimdi niye gündeme taşıyorsunuz? Bu da başka bir soru. Son olarak hakem konuşmasını doğru bulmuyorum dedi. İşte daha sezonun başı doğrudur. O zaman yine Sayın Başkan'a gönderme yapmış oluyor. Çünkü Sayın Özbek de Trabzonspor maçı sonrasında 2-0 kazanılan maç sonrasında çıktı. Belken'le ilgili çok ciddi Atilla çağ tartışma e, yaratacak açıklamalarda bulundu. Şimdi ya burada bir hafıza sorunu var ya da açıklamalar çok iyi hazırlanmamış. Şimdi e, Lale Orta'nın, Sayın Lale Orta'nın da açıklamalarını ekrana yansıtacağız ama Kartal abi senden de bir görüş alayım öncelikle. E, Sayın Başkan Ali Koç e, zaten böyle bir olay yok dedi. E, açıklamalar üst üste geliyor. Şimdi... Şöyle bir şey var. ortada da e, yeni, canlı, taze daha doğrusu. Şimdi geçtiğimiz sezon Erdem Bey dememiş miydi? E, elimizde belgeler var. Sezon Onu düzeltti. Belgelerde Yok, düzeltti. kayıtlar ve Kay bilgiler kayıtlar var, var diyor. dedi. Açıklı cam dedi ama. Kayıtlar ve bilgiler e, var dedi. Açıklıcam sezon bitince sezon cam dedi. E, açıkladı mı? Açıklamadı. Şimdi ikinci kez bence aynı hatayı yapıyor. Ha şu var. Hakikaten belki bu konuda gerçekçilik payı olan bilgiler hatta görüntüler vardır ellerinde. Eğer varsa ya da biliyorlarsa kimde olduğunu açık, bunu açıklamak zorundalar kendisi. Açıklamasına bunu, bu, Savcılığa gidip gidin, böyle, böyle bir durum var evet, demesi gidin, lazım. Böyle, bizim elimize böyle bir şey geçti arkadaş. Ee, rakip kulübün başkanına Varadosu'ndan görüntüler sızdırılıyor. Şu 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 isimler sızdırdı. İş biter. Bunu gerçekten e, inanıyorsunuz ve varsa eğer elinizde gidip e, savcılığa verebilirsiniz, federasyona tekrardan şikayet edebilirsiniz, federasyon başkanına ve kamuoyuna açıklayabilirsiniz daha doğrusu. Ama bu da yok. Şimdi e, Sayın Tümür geçtiğimiz sezonki hataları bence hata olarak kabul ediyorum ya da art niyet aynısını tekrarlıyor ve ne tesadüftür ki bir derbe öncesi yaşanıyor bu olaylar. Ben bunun altında biraz e, yani kimse kusura bakmasın e, kasıt arıyorum. Yani Derbinin e, hakemini değiştiğini de söyleyelim bu arada. E, Halil umutmeler Olmayacaktı. Olmuyor. Kim Olacaktı, oldu? Peki. Olmayacaktı. Oldu. Var mı o konuda Olmaması için yapıldı açıklamalar zaten. İşte bak yani derbi öncesine gelmesi ne tesadüf onu söylüyorum. Şimdi Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş oynayacak iki gün sonra. Ortalık yine toz duman. Şöyle bakan taraftarlar da var Galatasaray'dan. Ee, bazı taraftarlar da diyor ki, şimdi arada genel kurul oldu ya Galatasaray'da, He. Başkan Dursun Özbek dedi işte sesimiz Kadıköy'den duyulsun diye. Şimdi üzerine nereden Timur'un da açıklamaları gelince bazı taraftarlar da diyor ki, yani biz zaten iyi gidiyoruz, Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyoruz, ilk de iyi gidiyoruz. Neden böyle açıklamalar yapılıyor? Biz polemin içine neden giriyoruz diye bazı taraftarlar e, e, da böyle bir yorumda. Düşüneceğim en azından, e, yorumum da bu yönde. Kongrede sert bir şekilde eleştirildi mali konularda Sayın Özbek ve Sayın Erdem Timur. Hatta istifalar da söz konusu oldu. Ben bu açıklamaların diğer kulüplerde de yapıldığı zaman olduğu gibi, daha önce de Fenerbahçe için söylediğim için rahatım, içeriği konsolide etmek için yapılan açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Çünkü açıklamalarda evrak anlamında, belge anlamında, kanıt anlamında bir şey sunulmadığı gibi iddiaların çoğunun da maalesef işte muhatapları cevap veriyor. Yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu içeride bakın biz bir şeylerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Siz bize eleştiriyorsunuz. Biz elimizden gelen her şeyi sağ içinde transfer yaparak işte takım kurarak yapıyoruz ama sağ dışında da buradayız. Siz niye bizi eleştiriyorsunuz? Seçim yılından bahsediyoruz. Bu sezon seçim var. O yüzden bakın ben böyle açıklamalarda bulundum. Nelerle mücadele ediyoruz? Siz neleri eleştiriyorsunuz tarzında bir cevap yani aslında gündemi değiştirdik. Gündemin yani iç siyaset gündeminin değişmesi. Şimdi bunu anlayabilirim. Bu doğaldır. Kulüp yöneticileri bunu yapma hakkına da sahiptir. Ama bir kez daha söylüyorum. Benim ilgilendiğim tek nokta şu. Doğru ya da yanlış o gün de söyledim. Yani eğer doğruysa da, eğer Lale Orta bu görüntüleri göndersin gönderdiyse de onun çıkıp özür dilemesi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bunu açıklaması lazım dedim. Yani bunun kontrol edilmesi ve ispatlanması eğer elde bilgi ve belge veya kayıt varsa kolay. İddia makamı bunu ispatlaması gerekir. Yoksa yani ben de işte Kartal abiyle ilgili bir iddia ortaya atarım. Çamuru atarım, izi kalır. Ondan sonra ispatlayamam yani. ama Aylar boyunca Öyle Kartal şey ile ilgili böyle bir imaj ortada olur. Bu işi isim vererek, eğer ismini veriyorsanız, e, hedef göstererek yapıyorsanız çok sağlam bir şekilde bunu da kanıtlamanız gerekiyor. Kanıtladıktan sonra ki o günkü tavsiyem de buydu. Sabah 8'de Sayın Timur savcılığa gitsin ve bu konularla ilgili rahatsızlıklarını ve ellerindeki belgeleri versin. Bu kadar basit. Türkiye'de spor savcıları var. Bu işe el atabilecek, bu konuyu soruşturabilecek. Daha da öteye gidiyorum arttırıyorum. Yani Sayın Timur'un önerisini, temiz eller önerisine. Son 20 yılı araştıralım. Yani bir ya da birkaç spor savcısı görevlendirilsin. Samimi bir şekilde söylüyorum. Son 20 yılda basın mensuplarının, yöneticilerinin, başkanların, futbolcuların, aralarındaki maddi ilişki var mı yok mu? Menajerlerin. Menajerlerin başka ilişkiler var mı yok mu? Bunların hepsi araştırılsın ve kamuoyuna açıklansın. Herkes fikir edinsin. Eminim ki bazı arkadaşlarımız çok fazla üzülecekler. Eminim. Doğru. Yani e, bir kere çamur at izi kalsın taktiği artık e, eskide kaldı. Ya yani insanlar aslında neyin ne olduğunu biliyor. Şimdi ben Erdem Bey'i de suçlayıcı çok konuşmak istemiyorum. Ama hakikaten bu konuda elinizde ciddi bir şey varsa gideceksiniz, açıklayacaksınız. Hem kamuoyunu açıklayacaksınız hem dediği gibi savcılığa gideceksiniz. bence burada Fenerbahçe cephesi de Galatasaray cephesi de şimdi iki tarafta bir iddia duymak istemiyor. Artık bir netlik istiyor her Somut iki tarafta. Somut bir şey gelsin yani şimdi ortaya. Sen bana dersen ki mesela Yusuf Kenan bu programı seninle yapmak istemiyor dersen Yusuf Kenan'ın olmadığı bir yerde ee, bu bir iddiadır ama bu bir bilgi değildir. İddia ile bilgi bizim e, Doğru da olmaz. ülkemizde bile her türlü programı yaparız. Çok... Çünkü. E, yok yok. Hayır. Şaka Sen ne yapmak istemiyorsun? Yani doğru yani. yani. Kartal abi bana geliyor diyor ki Ömer de Yusuf senle programa Sen çıkmak istemiyor musun? Şey, diye. Şimdi bu bir iddia, bilgi değil. Yani benim bunu doğruymuş gibi alıp ha öyle mi ya falan diye kabul etmemem gerekiyor. Normalde. Yani her iddia, her iddia böyle ortaya saçılacaksa oho, o zaman yani ortalık iddiadan geçilmez. Kimse mesela insanlar birbirini sevmek zorunda değil. Sevmediği bir insan için iddia, bu iddia da değil, iftira olur o zaman. İş iftiraya da vardığı zaman çok farklı boyutlara gelir. İnsanların kişilikleri zedelenir. Şimdi ne oluyor? Bir temsilcilerden bir beyefendi 3 yıl önce oradan ayrılmış. Emekliliğini istemiş. Şimdi bu iftira değil mi? Resmen adamı iftira atıyorsunuz. Ya günah değil mi? O adamın ailesi var, çoluğu var, çocuğu var. İsim olarak açıklandı bu. Ve üstelik şunu söyleyeyim, gayet de doğal bence yani ne var o holdingde çalışabilir yani. Resmen ne var bunda? Çok önceden girmiş, adam 30 senesini 35 vermiş, yani 35 sene çalışmış, 35 senesini vermiş adam. Bir an önce temsil temsilciler kuruluna girdi diye hemen bırakıp gitsin mi istifa mı etsin ya yani abi, böyle bir şey var şöyle mı böyle bir noktası var açıkçası ya bunun neresi e, etiklikte falan alakası değil bu işin hafta sonu bir derbi var. Bu derbin heyecanını yaşamak istiyoruz. Zaten hani az olan şeyler bunlar. Yani bunun bir keyif ortamına dönmesi zaten. lazım. Konuşacağız, konuşacağız zaten. Yani. Tutkunuzu önemli burada. Bir kez daha Yok soruyorum. Yok şunu söylüyorum. Neden biz insanların işte 3 yıl önce orada mı orada çalışmış dairmiş, bilmem nereden ya mi çalışmış diye araştırmak ya. zorunda kalıyoruz? Çalışabilir. Bu, evet, yani, Onu diyorum yani. Bu da bir araştırmada değil yani. Bir telefonla bu insanın çalışıp çalışmadığını öğrenebilecekken. Ben öğrenebiliyorsam bence herkes öğrenebilir diye evet. düşünüyorum. Çünkü çok kolay yapılması. Ee, burada sorduğum soru daha basit bir soru var. Futbol dünyasında fi, fiilen şu an görevde olan ve birbiriyle iş ortağılığı yapmış ya da yapan kişiler var mı yok mu? Daha ötesi hani etikse bu mesele, iş yapmaksa, bir yerden para kazanmaksa, belirli bir kazanç elde etmekse bir kez daha sorumu yineliyorum. Sayın Erdem Timur'u özelinde de yenileyim, herkes için sorayım. Hepsi çünkü iş insanı. Bu iş insanları arasında, şu an kulüp başkanlığı, yöneticilik yapan iş insanları arasında ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulundaki iş insanları arasında herhangi bir iş bağı var mı yok mu? Var mıydı yok muydu? Daha önceden de var mıydı yok muydu? Bu kadar basit. Yani etikse asıl bunu çözmemiz gerekiyor. Öteye de gidiyorum. Daha önce Fenerbahçeli, Fenerbahçe Kongresi olan federasyon başkanları için de söylediğim için içim rahat. Onlara da aynı çağrıda bulunmuştum. Kim Sayın Büyük Büy Sayın Büyükekşi'nin bence kongre üyeliğinden istifa etmesi gerekiyor. Bir takımın kongre üyesinin ben federasyon başkanı olmasını doğal bulmuyorum. Tabii. Normal bir şey değil. Bunu Nihat Özdemir de yapmalıydı, yaptı. Daha önceki Yıldırım Demirören de yapmalıydı. Evet, Yıldırım Demirören de Mehmet Ali Aydınlar Hepsi da yapmalıydı. hepsini yapması gerekiyordu. Bu çünkü sizin kimlik olarak yani sonuçta öyle bir kimliğiniz var. Kongre üyesi kimliğiniz kimliği olarak orada taraflı tarafsız olma meselesinde şaibe üreten bir unsur. Siz bu şaibeyi ortadan kaldırmak istiyorsanız orayla olan organik bağlarınızı kesmeniz gerekiyor dondurması ya istifa etmesi bile dondurabilir mesela öyle, öyle bir eklenebilir. Evet belki de öyle bir şey de olabilir. Federasyon başkanıya de göre Federasyon başkanlığından dondurulabilir. Önce başka bir kulübe e, kongre üyesi oluyorsanız başka bir kulübün bence başkanı olmamalısınız. Böyle da, de çok da fazla bir tartışma. Durum var. Yani mesela ben de böyle düşünüyorum Tabii, açıkçası. Tabii o da ayrı bir yani bir kulübün kongre üyesi olarak atıyorum başka bir Anadolu kulübünün başkanı olmaması Sadece gerekiyor. Sadece Süper de bahsetmiyorum Bence o, zaten TFF başkan birincilikte alt liglerde de çok var yani. Başkan birazdan. olunan kulüplerin yani şimdi atıyorum Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kongre üyesi birisi ve ben X bir kulübe başkan olmak istiyorum. Kongre üyesiyim. Başkan olunacak kulübün bunu kabul etmemesi lazım. E tabii yani o camianın şunu söylemesi lazım. gerekiyor. Arkadaş sen şu takımın kongre üyesinin önce oradan bir istifa et buraya hizmet etmek istiyorsan gel burada başkan ol demesi lazım. Mesela, Peki şimdi e, Kartal abi Lali Orta'nın açıklamalarına bir bakalım. E, Sayın Lali Orta da e, Erden Timur'un açıklamalarıyla ilgili e, cevap verdi. TFF Başkanı ile yazıştım. Hukuk kurulunun gerekli incelemesinden sonra gerekli açıklamaları yapmalarını bekliyorum. Ben de Sayın Erden Timur'un kamuoyunu yanıltan hayal ürünü sözleri için gerekli açıklamaları yapacağım diyor. Lale Orta, Lale Orta da bu açıklamaları reddetmiş oldu. Burada zaten en çok yara alan isimlerden biri Lale Hanım. Yani kadın göreve başladığından beri, ta istifade ne kadar ayrılana kadar ki süreçte inanılmaz bir şekilde baskı altında kaldı. Yani. O Adana Demirspor maçı sonrasında ya da o hafta göreve gelmişti yanlış mı yoksa Fenerbahçe'nin o olaylı Adana Demirspor deplasmanında maçı. Galiba Erken ondan önceki haftaydı ya bir iki hafta yani. önce olabilen. Bakarım şimdi. Atamaları o hafta kendisi yapmadığını biliyorum en azından. Adan evet. Demir forma maçının hakem atamasını Doğru, doğru. Yeniydi. Lale orta yönetimi yapmadı. Yeniydi. O gün de söylediğim, bugün de yinelemiş olayım. Çünkü Sayın ortanın açıklaması vardı. Ben fed Meake başkanıyım. İstediğim görüntüyü kaydederim veya işte var odasına girerim şeklinde doğru. bir açıklaması doğru. vardı. Doğru. O gün de eleştirmiştim. Bugün de yineliyim onu. Meake başkanının o sıfatla istediği görüntüyü kaydetmesi istediği zaman gelip hakemlerle bu konuyla ilgili baskıcı bir şekilde konuşması yanlış olmaması gerekiyor. Onu da yenilemiş olayım. Ama hani orada onu yapmakla alıp görüntüyü bireylerine servis servis etmek arasında bir, şey. bir fark var. Bunun da e, açıklamasını iki muhatabı da yaptı. Hem Lale Orta hem Ali Koç. Burada da artık iddia makamının bir şekilde ispat etmesi lazım. Doğru, bu 29 Ocak'ta tanıyor. Ee, Sonrasında zaten. O hafta maç oluyor. Evet. O atamayı bir önceki e, MHK yapmış oluyor. Üzerine biraz bomba gibi kalıyor o maç. Ee, sayın, o, o maçın hakemi kimdi hatırlamıyorum zaten. Hakemlerin ee, hepsi Ali Palabıyık olması lazım. Evet, sonra maç alamadı dedi Sayın Erdoğan Timur. Ben yanlış evet. hatırlamıyorsam Ali Pal Bilmiyorum, Palabıyık olması lazım. yani ben hakemleri fizik karıştırmaya başladım çünkü o kadar kötüler ki birbirlerine çok benziyorlar. Ee, Maç alamadı dedi. Maç alamamasının sebebi sadece Mert Hakan'ın pozisyonu evet, değil evet. sanırım. Ali Geçibat Şuayn'ın da, Yunus Berlanda'nın da iki tane penaltıya açık pozisyonları var ki Hakem eleştirmenleri de aynı şekilde değerlendirmişti. Belki de maç alamamasının sebebi de budur. Şimdi belki de dememin sebebi de şu. Bu işleri çözmek için şeffaf olmak gerekiyor. Artık yıllardır çağrıda bulunduğum için bunu bir tekrar olarak görürse izleyicilerimiz sevinirim. Çünkü muhtemelen bazıları için tekrar olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem konusunda Atamalarda, derecelendirmede, gözlemcilerin atamasında, gözlemcilerin derecelendirilmesinde şeffaf olması gerekiyor. Hakemler arası iletişimin herkese açık olması gerekiyor. Var hakem arasındaki iletişimin herkese açık olması gerekiyor. Çünkü o olmayınca o zaman belki de Ali Palabıyık bu yüzden maç alamamıştır demek zorunda kalıyoruz. Bunu dememek için kendi fikrimizi gördüğümüze, duyduğumuza göre edinmek için sonuçta bunu he, yani hepimizin yapabileceğini düşünüyorum. Bu şeffaflığı sağlaması lazım Türkiye Futbol Federasyonu. Sağlamadı, sağlamadığı takdirde bu iddiaların ardı arkası kesilmeyecektir. Yani siz nasıl geçen sene iki tane maçın, onu da anlamadım niye evet. sadece iki maçın, iki, ta, yani niye Beşiktaş ve Galatasaray'ın, niye Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, Ankara gücünün maçlarını açıklamadığınızda niye o iki maçı açıkladınız? O dönem Sayın Başkan işte örnek olarak dedi bir daha yapılmayacak. İyine, örnek niye örnek olarak iki, iki camianın maçını veriyorsun cim, yani? Beşiktaş maçıyla alakası çok olmayan çok dedi. E, bir tane Kırmızı kart pozisyonundan dolayı sen var kayıtlarını açıkladın. Şimdi yani bu öbür maç Galatasaray maçındaki olay farklı, Beşiktaş maçındaki olay Atilla farklı Karaoğlan yani. Atilla Karaoğlan mıydı orada da? Evet. Evet, aynı. Atilla, Atilla Karaoğlan. Karaoğlan'ın bana göre abartıyor sözü. Benim Atilla Karaoğlan'ın diğer karşılaşmalarda benzer pozisyonlarda vereceği kartlarla, kararlarla ilgili fikrimi şekillendirebilirim. Derim ki Atilla Karaoğlan daha sert bir müdahalenin daha net bir müdahalenin kırmızı kart gerektiğini düşündürüyor olabilir. Hani açıkladın Hakem ya. Hakem tarzı olarak. Hakem tarzı olarak. Bunu eğer farklı bir şekilde yap, şey yaparsa döner dolaşır derim ki ya arkadaş da böyle diyordun, burada bu kartı verdin diyebilirim. Niye? Çünkü fikir sahibiyim. Duymuşum. Adamın nasıl düşündüğünü biliyorum. Veya işte offside pozisyonu. Garip bir pozisyondu. Bence hakemler de orada bayağı bir saçmaladılar. Ondan sonraki pozisyonlarda ondan sonraki benzer muadillerinde nasıl karar verdiklerine karar verebilirim. Türkiye Futbol Federasyonu e, hakemlik mevzusunu, MHK'yi Kulüpler devrettiğini, devretmek istediğini açıkladı ve bu konuda da teklifte bulunmuşlar. Hep eleştirdiğim Türkiye Futbol Federasyonu konusunda biraz da eleştiriyi Kulüpler Birliği'ne yöneteceğim, yönelteceğim. Eğer böyle bir teklif varsa kabul etmediyseniz hatalısınız. Yani Hı. hem hakemlerden şikayet edip hem federasyonun alın o zaman siz yapın daha iyi biliyorsanız demesine Çok ilginç hayır bir şey diyorsanız yani? bu da olmaz. Arkadaş bir şeyden şikayet ediyorsan, o zaman bir şeyi daha iyi yapabileceğini düşünüyorsan yapacaksın. Yapamıyorsan, yapmayı tercih etmiyorsan konuşmayacaksın. Konuşmayacaksın. Yani eleştirmeyeceksin. Bu bu, bu kadar basit. Federasyon eğer size böyle bir teklifte geldiyse kabul etmeniz lazım. Daha da öteye gidiyorum. Bence Türkiye'de futbolda, profesyonel futbolda federasyonun yollarının ayrılması gerekiyor. Acilen ayrılması gerekiyor. Yapı olarak bir kulüp konuşulan bir konu. Zaten evet. de bir türlü yani i̇şte, hakemlerde mesela 40 yıldır konuşuluyor da bir türlü gerçekleşmiyor. Ben o yüzden gerçekleşene kadar söyleyeyim e, profesyonel futbol müsabaka düzenleme işlemi kulüpler tarafından kendi aralarında kurulacakları bir şirket tarafından yapılması lazım. Nasıl La Liga, nasıl Premier League, nasıl Serie A bir örnekse Türkiye modelinde, Türkiye şartlarında bir şirket kurulmalı. Burada bir e, virgül koyalım. Şimdi e, Trabzonspor idmanına gideceğiz değerli izleyenler. Yunus Emre Sel hazır. Abdullah Avcı ilk maçına Trabzonspor'da Alanya Spor karşısına çıkacak. Tabi ikinci dönemin ilk maçına diyelim. Gelişmeleri sevgili Yunus Emre Sel'den alalım. Teşekkürler Ömer Size ve konuklarınıza iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor şu anda Mehmet Ali Yılmaz testlerinde yaptığı antrenmanla Alanya Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir antrenmandan detayları gösterirken ben de takımla ilgili son gelişmeleri aktarayım. Çünkü çok sayıda eksik var Trabzonspor'un antrenmanında. Alanya Spor maçı öncesi bu eksiklerin Oynayıp oynamayacağı da açıkçası belirsizlik içeriyor. Hemen başlayalım. Hüseyin Türkmen sağ arka hamstrik bölgesindeki e, sakatlık nedeniyle antrenmanda yer almıyor. Yine Mislav Orsiç tedavi süreci devam ettiği için bugünkü çalışmada yok. Nikolas Pepe kısmi olarak takımla çalışacak takımla çalıştığı kısa sürenin ardından ayrılacak ve özel program dahilinde çalışmalarını devam ettirecek. Milli takımda sakatlık yaşayan Bakasetas sol kasık bölgesindeki yaralanma nedeniyle antrenmanda yer almıyor. Bu oyuncu pazartesi günü Trabzon'a gelecek. 3 ila 4 hafta arasında sahalardan uzak kalma durumu söz konusu. Trezege yine milli takımda bir sakatlık yaşadı. sağ ayak bileği burkuldu. Bu oyuncunun alan maçında oynayıp oynayamayacağı şu an itibariyle belirsizlik içeriyor. Onu söyleyelim. Trezege'nin oluşu e oluşu veya olmayışı Trabzonspor'un 11'inde bazı şeyleri değiştirecektir. Yine en önemli isimlerden bir tanesi. Onaçu da sol ayak bileği nedeni, ayak bileğindeki burkulma nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almıyor. Oyuncu bu hafta bir kısmen dinlendirildi ama çok ciddi bir sakatlık durumunun olmadığı bilgisi verildi. Yine Fernandez diz bölgesindeki ağrı nedeniyle çalışmada yer almıyor. Milli takımdan dönen Bardi'de Enis Bardi de, gribal enfeksiyon geçirdiği için antrenmanda yer almıyor. Tam 8 oyuncuyla 8 oyuncudan yoksun olarak Trabzonspor şu an antrenmanına başlamış durumda. teknik direktör Abdullah Avcı antrenman öncesi tesislerde oyuncularıyla yaklaşık 20 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından birazdan saha çalışması da başlayacak. Biraz önce saha içerisinde de oyuncularıyla kısa süreli bir konuşma gerçekleştirdiğini söyleyelim Abdullah Hoca'nın. Şu i̇şte bir Antalya Spor maçı öncesi kadroda ciddi değişim yapacak mı Abdullah Hoca? En önemli soru işaretlerinden bir tanesi bu. Ömer Sarı. Çünkü dün basın toplantısında şu ifadeyi kullandı. Agresif, hızlı ve seri bir oyun oynamaya çalışacağız. Bunu takıma adapte etmeye çalışacağız demişti Abdullah Hoca. İlk 11'inde de bazı değişiklikler yapabilir. Hem sakatlıklar bu değişikliklerde etkili olacak. Hem de tabii kendi oyun planını takıma nasıl yansıtacağı burada belirleyici bir unsur olacak gibi gözüküyor. Biletler de satışa çıktı. Abdullah Hoca'nın ikinci dönemindeki ilk maça yine taraftarların çok yoğun bir ilgi göstermesini bekliyoruz. Özellikle son dönemde ciddi oranda bir taraftar sayısında düşüş söz konusu olmuştu. Bu kez tekrar tribünlerin Abdullah Hoca'nın dönüşüyle birlikte dolma ihtimalinin en azından doluluk seviyesinin artma ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtelim. Dün basın toplantısında Abdullah Hoca çok geniş kapsamlı açıklamalarda da bulundu. Hem geçmiş dönemiyle alakalı hem de gelecekteki planlamalarıyla alakalı önemli ifadeler kullandı Abdullah Hoca. Özellikle oyun planı ile ilgili düşüncelerini aktardı. Geçmişte yaptığı açıklamaları detaylandırdı, şekillendirdi ama herkesin en çok merak ettiği konu tabii ki Trabzonspor'un hedefleri konusuydu. Abdullah Hoca bu konuda da çok net ifadeler kullandı. Bu yıl yarışın içerisinde içerisinde olacağız. Gelecek sezonu planlayacağız ama özellikle ligi Avrupa kupalarına katılacak bir konumda tamamlamak istiyoruz ve bizim için en gerçekçi hedef Türkiye kupasını kazanmak dedi Abdullah Hoca. Trabzonspor'un bu sezonki mücadelesinin de ağırlıklı olarak bu planlama doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz. Abdullah Hoca gelmeden önce Nenad Bielisa döneminde az forma şansı bulan hatta hiç forma şansı bulamayan isimler de vardı. Bunların arasında tabii ki Umut Güneş yeni transfer. Şu ana kadar hiç forma şansı bulamadı o. Tekrar bir forma kapmak istiyor. Stefano Densvil geçtiğimiz hafta sakatlık nedeniyle oynadı ama normalde formasını kaptıran isimlerden bir tanesiydi. Yine Abdülkadir Ömür kulübeye çekilen oyunculardan bir tanesiydi. Korbelis sezona formayla başladı ama son dönemde formasını kaptıran isimler arasında yer alıyordu ve yine Umut Bozok'u da bu isimlere ekleyebiliriz. Bu isimlerin şu anda tabi gözü kulağı Abdullah Hoca'da onun tekrar güvenini kazanmak, forma şansı bulmak adına üstün gayret sarf edeceklerdir bu süre içerisinde Abdullah Hoca şu anda yardımcılarıyla birlikte bir durum değerlendirme toplantısı da yapıyor ki zaten sezonun kendisinden önceki bölümündeki tüm maçları detaylı bir şekilde analiz etti Abdullah Hoca bu analiz doğrultusunda takımın eksik ve artı gördüğü yönlerini Tabii artı gördüğü yönleri geliştirmek eksik gördüğü yönleri de toparlamak adına bir mücadele içerisine gireceğini dün çok net bir şekilde ifade etmişti şu an Trab Trabzonspor antrenmanda kondisyon ağırlıklı bir koşu çalışması gerçekleştiriyor. Birazdan e, antrenmanın basın mensuplarına açık olan bölümü de tamamlanacak ve ardından taktik çalışmaya geçecek Trabzonspor. Ama eğer sorunuz yoksa biz yeniden sözü size bırakalım Ömer Saraycı. Yunus Emre çok teşekkürler. Sana da kolaylıklar dileyelim. Abdullah Hoca ile Trabzonspor e, ikinci dönemde yeniden e, bir heyecan yaşamaya başlayacak. Bir elistadan el sonra bakalım nasıl bir maç çıkartacak Alanya Spor karşısında Abdullah Hoca. Tribünlerinde de olması bekleniyor. Bir yeni hava olacak Trabzonspor'da. Yani çok da yeni değil aslında da. Ee, yani şunu sormadan geçemeyeceğim. Yine Neden bu ayrılık yaşandı ki? Yani Doğru gerek şey, var mı? O, o hiç geldi yani ge ama. Çünkü mali anlamda da bir artısı yok ki Trabzonspor'a. Belirli bir tazminat ödendi. Daha bilmiyorum ne kadar ödendiğini ama helal hoş olsun bu arada. Yani onları tartışmak için söyleyemem ama kulüp yönetimi açısından bakıyorum. Ee, Bielis'e geldi... 1.6 milyon euroydu sanırım maaşı. Sezon sonuna kadar alacaklarını istemiş. O konuda anlaşma sağlandı. Şimdi tekrar Abdullah ile devam ediliyor. Hocaya yine, yine ma maaş veriliyor. Zararda. O da? Yani bir de onu geçtim. O zarar hani dersin ki olmadı hocam. işte. ne bileyim bir nefes alalım. Okey ona da varım. Bu, bu kadar transfer yapıldı Bielisa'nın isteği doğrultusunda. Şimdi bu kadroyu belki hoca istemeyecek. Farklı oyuncular üzerinden gitmek isteyecek. Buradan göndermek zorunda kalacak yani mali anlamda sportif anlamda hiçbir anlamı geçen olmayan de bir değişiklik. Bizde şampiyonluğun ardından bir başarısızlık olunca illa birisi gitmek zorundaymış gibi hissediliyor. Kulüplere Sergen de bu hissettiriliyor. Işte. Sergen Hoca gibi. İşte Okan Hoca Başakşehir'de bir sene sonrası. Ee, yani o şeyi anlamıyorum ben. Yani kulüpler her sene zaten şampiyon olacak diye bir şey yok. Dünyada ya. böyle bir kulüp de yok zaten. Başarısızlık diye ya. bir kavram da var. Yani mesela Real Madrid'de geçen sene kupa meselesinde Real Madrid başarılı mıydı? Olamadı. Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen hep takım olmadı Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Ligde şampiyon olabildi mi? Olamadı. E Carlo Ancelotti gönderildi mi? Gönderilmedi. Ya zaten şöyle bir şey var. 5 majör ligde e, yıllar sonra bir e, teknik adam bir takımı şampiyon yapıyorsa ve sonrasındaki sene başarısız oluyorsa ee, bence asla gönderilmez. Ben, Abdullah Hoca 38 de... yıl sonra şampiyon yaptı ya. Hiç yani zaten... bu Avrupa'da bunun eşi benzeri olmaz. Yani bir sene sonra başarısız Tabii canım. oldu diye ki o da hı. tartışılır yani bakarız duruma göre. Çünkü hoca yani ben şöyle e, başarısız oldu derken da zaten böyle bir biz şey başarısızı da Avrupa'da. şöyle da. ölçüyoruz yani biz başarısız oldu derken mesela sezon ortasında. E, hocanın görevine son verince ya da hoca ayrılınca başarısız diyor. E belki sezon tamamlasaydı belki kupayla tamamlanacaktı, belki Türkiye kupasıyla tamamlanacaktı, belki e, başka şekilde tamamlanacaktı. Şimdi, sezon tamamlanmadı ki yani nasıl şunu ölçeceğiz? Şunu anlayabilirim, onu doğru söylüyorsun. E, hocanın o dönem oyuncu grubuyla arasındaki bağ kopmuş gibi görünüyordu ve yönetim de şunu düşünmüş olabilir yani bütün oyuncu grubunu gönderemeyeceğiz, hoca ile yolları ayıralım. daha kolay, daha iyi. Hava'yı bir değiştirelim. De. Ama öyle de olmadı. Bütün oyuncu grubunu da gönderdin. Yani. Evet şey yani... Değil ki yani mevcut oyuncu grubunu tuttun Trabzonspor'da. Abdullah Avcı'yı gönderdin. O mevcut oyuncu grubuyla bir teknik direktör devam etmedi. Değil ki yani bütün kadro değişti. Değişti tabii canım. Yani çok az oyuncu kaldı Abdullah Avcı döneminden. Yani o zaman bunu yapabiliyorsan teknik direktör olarak da devam edebilirdin. Şey derdin hocam işte biz senin istediğin doğrultusunda daha yeni oyuncu daha yeni bir kadro. Farklı isimlerle sezon sonuna kadar gidelim. Sezon sonunda böyle bir operasyon yapalım. Sen bizi şampiyon yaptın. Yine yapabileceğine inanıyoruz dersin ve o şekilde devam ederdim. Bence Tabii. de olması gereken o ama e, genelde de olmuyor. Ben hiç olduğunu görmedim. Yani neredeyse hemen biz olmuyor. Bizde olmuyor. Bizde olmuyor. olmuyor yani. Bizim ülkede olmuyor. Ya yani Avrupa'da ben çok şey Olmuyor ama hep de şöyle oluyor Kartal abi. Görmedim mesela yani. işte David Beckham belgeseli izledik yani çoğumuz izlemiş. Çok güzel. Çok güzel. Nefis, nefis. iş. Kaç yayında onu söyleyeyim. Bence en güzel Sadece işte Beckham'ın olumlu yönleri değil ya da Sadece olumlu yaşadıkları değil olumsuz da her, her şey, şey var yani gösteriyor. görüyorsun tam bir belgesel gibi gerçekten. Yani şimdi izliyoruz mesela bunu ya yani kamuoyu olarak söylüyorum. Vay be işte ne güzel bak görüyor musun işte Alex Ferguson şu olmuş ama göndermemişler. Beckham'a şu olmuş ama devam etmiş falan. Herkes izleyip istikrardan yana ama iş gerçeğe geldiği zaman kimse öyle ya davranmıyor dünya yani. Sonrasında ya yakın arkadaşı şey diyor yani akıllıydım onun kadar iyi olamazdım o yüzden arkadaş olayım. ...dedim diyen kişi ve konuşan kişi anlatıyor ya... ...restorana gidiyoruz, suratına tükürüyorlardı. Restorandan, evet. mekanlar mekana hızlı yürüme rekorunu kırıyorduk. Dışarı çıktığımızda evet. küfürler, işte hakaretler vesaire... ...şimdi böyle bir durumdaki bir oyuncunun hani tekrar zirveye çıkabilmesi büyük başarı. Manchester United'ın da bu kadar baskı altındayken bir milli oyuncunun... ...22 ya da 23 yaşındaydı o dönemde. Bu kadar sahiplenmesi, Alex Ferguson'ın da sahiplenmesi de ayrı bir büyüklük. Yani şey de diyebilirdi ya, ben seninle yani. mi uğraşacağım zaten takım kurmaya çalışıyoruz. Seni satalım biz. E de nasılsa Manchester Tabii. United yeni birini buluruz derdi. Ben zaten. dün bir dünya sporda da söyledim ama burada da söyleyeyim. İnsanlar dışarıdan baktığında ya işte ne kadar yakışıklı adam ondan sonra bir pop yıldızıyla evli işte Manchester United oynuyor ya da Real Madrid'de oynuyor ya da parası var of be ne hayat işte bizim de keşke böyle bir hayatımız olsa Öyle diye bence özenen insanların belki yüzde biri yüzde ikisi Beckham'ın kaldırdığı baskıyı kaldırabilir. Kal Tabii Belki yüzde biri yüzde ikisi. Evet katılıyorum. O, o çok e, zedeleyici anlardan geçmiş. Ama yine yeteneğine sahip olmak ister. Tabii tabii o çok, o çok ayrı. Ama o kadar şeyi yaşıyor yine de doğmasını biliyor. Mesela Re Real Madrid'deki sürecinde evet, düşünsenize yani e, dibe vuruyor neredeyse çıkıyor sonra yani, oynuyor kadro dışı evet. kalıyor kadro dışı şey sonra rehavetti şampiyon yapıyor e, tabii ki spoiler vermeyeceğim. her herkes de bunu yapamaz yani ilgili yani çocuğunu okula götürürken de tabii kameralar canlı yani yapmaz kaç ya çekmez kişi, yani bu gerçekten zor bir hayat peşinde. ya hakikaten evet. zor bir hayat hadi yani. kamerayı geçtim aldınız. siz restorana giderken bile işte millet küfür ediyor hain diyor düşünsenize yani vatan haini diyorlar bu arada yani. o <gülüyorlarmış> sattın tabii, tabii o, o, o İngiltere'de çok Suratını daha sert yani tabii. bu işte yani. Bak tabii. bizde o kadar değil ama İngiltere'de Birisi falan şey çok sert hatta kukla asmış diye evet. yakamın asıldığı. Evet. Asıldı evet. Tabii, ee, tabii. Polis... Sonra diyor ki bu abartı polis abartı diyor. Ya adam sen kuklasını asmış asarken bu biraz hani bu şey yani. Olmaz bir zorbalık yani. Garip. Ha O yıllarda tabii takip ettik ama sonuçta internet bu kadar aktif olmadığı için ya da sosyal İşim, medya olmadığı için bu kadarca kadar İngiltere'deki haberlerin Türkiye'deki tabii. gazetelere yansımaları üzerinden takip edebildik. Geçen yani. gün Lulovic Juli'yi hatırlıyorsundur. Monaco'nun, Barcelona'nın efsane öncüsü. O kendi, güzel bir röportajı var onu izledim. E, futbolcuyken batmış. Finansal olarak batmış. Hep diyoruz ya çok paralar kazanılıyor. Bugün mesela Tonal'in açıklamaları var. Futbolcuyken batmış. Bütün parası gitmiş çok yanlış yönlendirmişler vesaire. Onun sıkıntılarını ve dertlerini anlatıyor. Yani oyuncularla ilgili dışarıdaki imajla içeride zaman zaman yaşadıkları arasında ciddi fark var. Bunu da insan yönde... hani yorum yaparken de bazen abartılı biz de ben kendimi katarak da söylüyorum. Bazen abartılı yorumlar yapıyoruz. Belki bunları da değerlendirmekte de fayda var. Evet <laughs> Mourinho'nun söylediğine katılıyorum. Yap yapılan iş başka işlere kıyasla çok daha kolay, çok daha rahat bir iş. Ancak hani orada da ne olursa olsun yeteneğinin kazancının karşılığında bir baskı, bir beklenti doğuruyorsun. Yani şimdi e, nasıl söyleyeyim x bir meslek, yani taksi sürücüsü diyelim. Bir taksi sürücüsüne öyle bir baskı yapmıyorsun. Ama bir futbolcudan Tabii. beklentin, baskı, e, istediğin e, performans beklentisi bambaşka oluyor. E, o yüzden biraz değerlendirirken insan yönlerinde değerlendirmek yani, kafaya çok büyük bence terbiyesizlik yapmış yani çok en kibar haliyle o dönem, söylüyorum. Evet. Eşi söylüyor ya adam adam değil adam biliyor <laughs> resmen adama. Yani kardeşim maç zaten annesi söylüyor galiba. Zaten Yok, penaltı şimdi Maç, şey maç zaten penaltılara Annesi bir şey şey. Tamam bekim atılmış ama bu arada bu dönem o harekete sarı kart bile çıksa tartışmalı olur. Tabii yani. canım. Bence de çok çok abartı. Çok yani. zaten Isafsızca şey Simone, yani. itiraf Simone itiraf, de zaten. Itiraf Simone ediyor. Simone bile kendini güzel atabiliyor ki o bile kötü atıyor. Yani yere Doğru düşüş söylüyor. bile hakikaten komik. Yani. yani o karttan dolayı. Ama işte o mesela Atilla adam... Kara adam... olan olsaydı vermezdi kırmızı kart. <laughs> Kim Milton Nisan olunca veriyor yani. Yani bak şimdi futbolcular hele hele yıldız futbolcular hakikaten. Abi çok Herkes öyle. Böyle bir erişilmez görüyor ama onların Psikolojisini çoğumuz belki anlayamıyoruz. Çok büyük bir e, farklılık var. O baskı Ama mesela hemen diyor, diyor hiçbir, ki hiçbir hocadan ben artık yani Glenn Oldlin işte e, o kırmızı karttan sonra yaptığı yorum gibi yorum görmüyorum yani. Ayıp zaten. O oyuncusunu Ayıp, tabii, tabii, tabii ki. Yani orada sen e, kamuoyunun önüne atmama atmamalısın. Bir de Penaltılarla kaybetti. Bir de bu şekilde yani. Yani, yani. Bir penaltı şansında yüzüyordu. Evet. Yani. yani tamam görebilir kart. E, görmüş olabilir. Sen orada oyuncunu kazanacaksın ya. Ne Peki, demek şimdi, sen teknik adamsan 10 e, kişi kalarak sen o maçı götüreceksin. Arada yani teknik adamlığın iyisi. Bir kişi atıldı diyeyim mi sen? Söyleyerek. Bütün e, belgesel var. konusunu kapatalım. Bizim ülkemizde de bu tarz belgesellere daha çok ihtiyaç var. Yani, ay, ihtiyaç var. yani her yönüyle anlatılan çarpıcı. çarpıcı. Yani, yani. Keşke görebilsek. Çünkü, keşke görebilsek. Bizim ülkemizde yani. ikili ilişkilere çok fazla önem atfedildiği için birisiyle ilgili bir şey söylediğin zaman yarın öbür gün hem kendi ilişkini ya da işini zedeleyeceğini düşünüyor insanlar. Bunu ben senin koltuğunda otururken ben 14-15 yıl aynı mesleği yaptık. E, çalıştığım insanların çoğunda da gördüm. Eleştiri seviyesini tamamen iş beklentisine göre ayarlayan insanlar var. Bu da maalesef iki meslek arasında e, bir ayağının işte antrenörlük, teknik direktörlük, bir ayağının yorumculuk arasında kalan insanlar yapıyor. Çünkü beklentisi x kişiye eleştirirken <laughs> ya yarın öbür gün bir yerlere gelir de bana bir iş imkanı sağlar diyerek doğru eleştiriyi hakkında hakkaniyetli bir şekilde bak artı ya da eksi şekilde hakkaniyetli bir şekilde o eleştiri yapmıyorlar. Bu, bu bu nedenle ülkemizde bu tür belgesellerin, bu tür negatif konuların konuşulduğu dürüst, samimi e, yapımların olması imkansız. De bence ne eksik biliyor musun? Arşivimiz biraz eksik. Şimdi bakıyorum o belgesele neler Çocukluktan neler var, var ya? aslında. Yani. Babası, neler ne diyor? Babası ne diyor? 1300 1400 maç, maç. kaseti evet, var tabii. bende diyor. Tabii. Zaten var görüntüler. Çocukluğundan beri olan görüntüler var Be Tabii bizim o dönemde Oynadığı kameramız maçlar. Yani. Şimdi imkanlar da hani anlatabiliyor muyum? E tabii. Yani o, o şart, o, biz o şartlarda yaşamıyorduk yani. Yani ama hakikaten ama güzel Medvedal'da bir belgesel. Ama medyada da bir arşiv sorunu olduğunu ben düşünüyorum Net. yani. Evet. Arşivcilik yapan güzel insanlar var. var. Onlara Onların da kıymet veremeyelim ama ee, ya şimdi bakıyorsun kolay çok acayip işte. arşivler var Kolay değil tabi ee, Şimdi çok az bir süremiz kaldı ee, Bir dakika sadece Yusuf şunu söyleyeceğim ee, Saat başında da derbiyle devam edeceğiz Değerli izleyenler Mert Hakan bir röportaj verdi ee, Senden çok kısa bir yorum rica edeceğim Benim için önemli olan Süper süperlik şampiyonluğu diyor, Konferans liginde gidebileceğimiz yere Kadar gitmek istiyoruz diyor ki İsmail Hoca her zaman bu açıklamaların tersini Tersini derken Süper süperlik şampiyonluğu Tabii ki önemsiz Hiç demedi şey i̇şte ama yer. ben evet eşlerdir konferansı da bu kadroyla kazanmak isterim dedi. Biz hocayla konuşurken de aynı şeyi söyledi. Biz her kupaya talibiz dedi. Ama Mert Hakan'ı şöyle anlayabiliyorum. Çok ciddi bir baskı var az önce baskıdan bahsettik ya. Süper Lig şampiyonluğu konusunda Fenerbahçe camiasının bu konuda bir baskısı var. Bunu inkar etmek doğru olmaz. Kazanıldığı takdirde ki bence Süper Lig'i kazanıp konferans liginde de iyi işler yapabilir Fenerbahçe bu kadroyla. Kazanıldığı takdirde o baskıyı biraz azaltmak e, camia açısından, Fenerbahçe camia açısından da bence çok büyük bir nefes aldırır Yani net bir şekilde e, konferans ligini kazanıp ligi kaybederse aynı nefesi alamayabilir bu arada. Onu da maalesef e, öyle bir şey olursa o zaman tartışırız diyelim. Keşke olsun. Peki, o, o, yani, yani bu tartışma kazansın. konusu tabii tabii o peki, o da olsun. değerli izleyenler spor ajansında minik bir ara zamanı saat başına derbi konuşarak geri döneceğiz Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saate derbi ile başlayacağız. Artık derbinin heyecanı hepimizi sarmaya başlayacak. Uzun zamandır konuşulan bir derbi ve milli aradan dönüşte Trent Yol Süper Lig'de Cumartesi Rams Park'ta saatler 19'u gösterdiğinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek derbi. Tabii ki konuşmaya hemen başlayacağız ama bugün e, Okan Buruk'un Galatasaray Teknik Direktörü'nün doğum günü ee, ...sevgili Okan Burun'un doğum gününü kutlayalım... ...Galatasaray'da doğum günüyle ilgili bir mesaj paylaştı... ...hemen izleyelim... ...Okan Hoca'ya tekrar bize mutlu yıllar dileyelim... ...hoca 50. yaşına bastı ki... E, ...geçtiğimiz yıl Hı. değil mi... ...Sayın Oğlu... E, ...Yiğit'in, Ali Yiğit'in de... E, ...sağlığına kavuşmasıyla evet. herhalde en güzel yaşını kutlamıştır... ...diye düşünüyorum... ...hoca olabilecek en iyi yaş hediyesiydi... ...bence şampiyonlukla evet, birlikte... ...kesinlikle... Öncelikle ...kardeşimize bir kez daha geçmiş olsun... Ee, yani. Çocuklarla sınanmasın kimse o amin, o, amin. o önemli yoksa şampiyonluk vesaire onlar çok e, ikinci planda şampiyonluk meselesinde de en büyük pay sahibiydi hep söyledim yani ben şampiyonluk yayınında da söyledim burada evet hani kurulan kadro çok kaliteliydi ama bu kadroyu bir araya getirerek o oyunu oynatmak ayrı bir başarı yani şimdi Hoca'nın hakkının e, teslim edilmesi ve hatta bu başarıyla değil daha önce de söyledim. Akisar'la Türkiye Kupası kazandı. Ee, favori değildi. Başakşehir'le şampiyon oldu. Tabii. Şampiyonluğun favorisi değildi. Ve o kadroda e, çok kaliteli bir kadro değildi. Yani çok olağanüstü bir kadro değildi. Süper Lig'in en kaliteli şampiyon olan kadrolarını sayarsak ilk ona giremez belki o Başakşehir'in kadrosu. Bunu da başardı. Avrupa'da da fena değildi bence Şampiyonlar Ligi'nde de. Çok zor bir grupta mücadele etti. Sonra işte sezon kötü geçti. United, Leipzig, Paris Saint-Germain Saint grubunda. Ee, ve pandemi ol döneminde de Doğru. E, mücadele etti. Şimdi Galatasaray'a geldi ve ilk sezonda şampiyon oldu. Bence olağanüstü iş. Hani teknik direktör olarak herhalde artık hani biraz daha görelim rüştünü ispat etsin durumunu çoktan açtığını düşünüyorum Okan Vuruğ'un. Hatta milli takım ya da yurt dışında e, farklı liglerde ben İtalya'da muhtemelen göreceğimizi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. E, takım çalıştırmasını temenni ederim. Çünkü İyi bir teknik direktör. Kiminle konuşursak, oyuncularından hangisiyle konuşursak konuşalım. Eski oyuncuları dahil. Hep ikili ilişkilerden bahsediyor. Bu kadar ikili ilişkileri kuvvetli bir teknik direktör. Ee, ikna konusunda da, kendi oyununa ikna konusunda da oldukça iyi şeyler yapıyor. Ben Okan Hoca'nın başarısının devam edeceği kanısındayım. İyi teknik direktör kazandı e, Türk futbolu. E, şimdi yavaş yavaş hem Okan Hoca hem de diğerleri özelinde, bu jenerasyonun büyüklerinden Okan Buruk, daha genç teknik direktörleri yavaş yavaş Avrupa'daki takımlarda da görmek isteriz. Yani nasıl futbolcularımızı gönderiyorsak orada bizim için temsilciyse, bizim elçilerimizse futbolcular, teknik direktörler de aynı şekilde teknik ki. Teknik direktör ihraç sorunumuz var. Evet, teknik direktörlerin, yani bunu biraz daha deneyimler için söyleyeceğim. Buradaki finansal kaynağı bulamama gibi bir endişesi söz konusu oluyor genelde oraya gitmeme, özellikle Avrupa'ya gitmeme sebepleri. Bir de dil sorunu oluyor. Ee, aslında aşılabilecek şeyler bunlar. Çünkü finansal kaynakları daha tecrübeli e, teknik direktörler kariyerlerinde zaten elde etmiş oluyorlar. Hani bu başka bir boyuta taşıyacak kariyerlerini. Dil meselesi de hani bir özel öğretmene bakar. Bir altı çalışmaya bakar yani. var yani Okan Burun'da. İtalyancası. O, okan Hoca'nın var. Yani daha, tabii, daha deneyimler için tabii, söylüyor. şimdi derbeye geçeceğiz ama son olarak şunu da söyleyeyim. Hoca ile ilgili ben de 50 yaşıma yani Allah izin verir gelirsem Okan Hoca gibi görünmek isterim ya. Maşallah Hoca hiç 50 evet. 50 gibi değil yani. Onu da antrenmanda söylemeden geçemeyeceğim lan. yani. Bu arada bana bir şey demiyor. Antrenmanda oynuyor. He? Sen abi bana olursa... ben 51 yaşındayım. Sana, sana, söyledik. Az önce yayına girmeden Aşkene önce söyledim biliyorsun <laughs> yani. Tam sen İtalyan <laughs> şantiliğin var yani. Maşallah. <laughs> sen zaten da. hiç yaşlanmıyorsun maşallah diye. <laughs> Okan Hoca diye. antrenmanda da bu arada oyuncularla hani oynuyor ve hala da maşallah varmış. Ya, belli belli kesinlikle, maşallah et, diyelim. Kutluyoruz. De nazarımız buradan. değmesin şimdi. Aman Hı. aman Hı. kutluyoruz hocayı buradan yeni yaşını. Allah ailesiyle birlikte nice yaşları nasip etsin. Peki Kartal abi e, hakikaten mütevazi bir tek, e, insan. O mütevazılığını hocalığına da yansıtıyor. Kesinlikle, Başarısının kesinlikle arkasındaki öyle. en önemli sır bence bu. Derbiye geçelim. Şimdi Galatasaray Beşiktaş'ta oynayacak, sonrasında Bayern Münih'le oynayacak. Çok önemli ve yoğun bir fik, e, fikstür bekliyor Galatasaray'ı. Beşiktaş'a baktığında Kartal abi, Beşiktaş'ta da Burak Yılmaz'ın yani artık Burak Hoca diyeceğiz tabi de. Burak Hoca'nın iki aylık şu anda en azından açıklanan bir görev süresi var genel kurula kadar. Ama derbi çok önemli, sakatlıklar var. Evet. Beşiktaş'ta da zor bir dönem. Bu sezonun başından itibaren olduğu gibi yine devam ediyor. Bir tarafta iyi giden bir Galatasaray ama çok yoğun bir fikstüre girecek ve bunu Beşiktaş Münih maçlarıyla yapacak. Diğer tarafta e, dipsiz bir kuyudan çıkmaya çalışan Beşiktaş var. Nasıl bir derbi bekliyorsun Cumartesi günü? Şimdi tabii yani e, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ortam iyi bir ortam değil şu an itibariyle. Yönetimiz kongre kararı almış. E, takımın başında e, geçici olarak bir teknik adam var. Yardımcı hocaydı, Şenol hocanın yardımcısı. Şu an teknik sorumlu oldu. E, daha yolun başında olan bir e, genç bir e, antrenör. Bütün bu puzzle birleştirildiği zaman Beşiktaş derbiye sıkıntılı çıkıyor. Bu bu gerçek yani e, bu gerçeği kimse göz ardı edemez. Sorunlar var, sakatlıklarla ilgili sorunlar var, i̇şte sağdışı sorunlar var, taraftarın tepkisi var. Başkanın ne yapacağı henüz belli değil. E, bunları tabi masaya yatırdığımız zaman e, Galatasaray'ın öne çıktığı bir derbi gibi gözüküyor şu an itibariyle. E, Galatasaray içeride oynuyor. Daha hazır takım, e, kadro kalitesi olarak daha geniş, daha e, imkanı fazla olan. A ayrıca başında Burak Yılmaz'a göre çok çok deneyimli bir teknik adam. Yani bütün e, avantajlar şu an itibariyle Galatasaray'daymış gibi gözüküyor. Ama tabii sonuçta bir derbi olacak. Yani bu derbiye Beşiktaş'ın e, iyi hazırlandığını e, düşünüyorum ve daha da ötesi düşünmeden de öte e, aldığım bilgiler de bu yönde. Yani basına kapalı çalışmalar var şu an itibariyle. E, Burak Yılmaz e, hafta başından beri hiç açmadı. E, i̇yi çalışıyorlarmış ama içer, içeriden aldığım bilgiler o yönde. E, motive anlamında da farklı bir Beşiktaş var. Özellikle zaten ben bu aşamada teknik taktikten çok e, motivasyonun çok daha öne çıkacağını düşünüyorum. Yani Burak Yılmaz'ın futbolculuğundaki o dönemleri... Oyuncularına da yansıtabileceğini düşünüyorum ben motivasyon anlamında. Şimdi teknik ekibe bazı takviyeler yapıldı. Kondisyon anlamında bu 15 gün bence 5 yaşa ilaç gibi geldi. Burak Yılmaz takımı tanıma açısından, yani teknik anlamda tek başta sorumlu anlamında takımı tanıma açısından. Kondisyon yüklemeleri oldu. Bunlar hep 5 yaşında artıları milli aranın gelişi. Şimdi kadro planlamasında bazı sıkıntılar var. Yani e, bu bırakılmaz nasıl bir 11' ile çıkacak O biraz şu an itibariyle şekillenmemiş durumda. Dün mesela konuştum ben bir iki kişiyle 1 e, iki bazı oyuncularla da konuştum. henüz e, 11 şekillenmemiş. Milli takımdan tam dönenler bekleniyor. E, sakatlar çok fazla e, fazlalıktan da öte kritik bölgelerde sakat çok. Mesela savunmada bir erik Beyli'nin olmayışı bence çok büyük e, eksiklik olacak. Böylesine bir maç öncesi. Şimdi ne yapacak orada? Evet, Omar Kali bence banko. Kolenin yanına kim oynatacak? Sanki Omar Kali, Necip gibi bilgiler Necip olabilir geliyor. ama ben bir Amarty de bekleyebilirim. Yani bir Amarty, Kole olur gibime geliyor. Daha işte orijin stoper. Böyle maçlarda farklı oynayabilir, öyle bakabilir. Amarty'in de aslında orijinal orta sahası. Stoper orta saha ama stoper, stoper oldu de yani. daha çok oyna oynadı. Yani oynadı. Yani oynadı. Evet. Necip de yapabilir bakın çünkü şeyde de bir sorun var. Türk 3 Türk kuralına göre de bir sorun var. Çünkü Salih sakat oynamayacak. Onun dışında e, Mert iyileşti mi? Mert iyileşti. takımla çalışıyor. E, kalecilerde sorun olmaz kondisyon Sanki anlamında. Mert oynayacak gibi Mert oynayacakmış şu anda. gibi geliyor. Ben de öyle e, düşünüyorum. Yani tecrübe olarak baktığın zaman bu maça Masak'ın e, bir sakatlığı var. Masak'ında çok soru işaretleri var. Oynamayacağı yönünde zaynetdinov gol atarak dönüyor Kazakistan ee, milli işte takımı orada ama o işte bölgede sol bek işte mesela İstanbulspor maçında oynattı mesela hepimizi şaşırttı Burak Yılmaz sol bekte bu e oynattı. Ben çok beğenmedim açıkçası. Yani orada e, Onur Bulut'u oynasa çok daha faz, farklı bir performans alabilirdi. Ya da orijinali sol olan Umut Meraş'ta başlayabilirdi. Ben Galatasaray maçı öncesinde ee, Burak Kılmaz'ın da kafasının bu yönde karışık olduğunu düşünüyorum. Masal bir milli takıma gitmiş, e, geldi ama e, sıkıntıları var. Yanılmıyorsam başlayacak antrenmanlara bugün itibariyle. Çok çok böyle e, bu konuda risk alacağını düşünmüyorum Hatta Burak Yılmaz'ın. Merkez üçlüğüyle forvet arkası da çok merak ediliyor. Şimdi orada neler var? Onlar Jetson dönüyor gibi. Jetson dönüyor yani konuşuluyor ama dönüyor. yine net bir durum yok sanki. 10 maç eksiyle oynayacak. Maç de, oynayacak. Yani ben ilk 11 oynayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki ben 90 dakika oynayacağını hiç düşünmüyorum. Şimdi Burak Ali hoca da düşünmüyordu. Abi Mir Jetson Chamberlain gibi mi güçlü olacak. Öyle olacak. Yani büyük ihtimal öyle olacak. Ama işte o zaman da 3 kuralı nasıl olacak? Şimdi kalede Mert diyelim. Tamam. Ee, şöyle olacak. Necip Stoper'de Necip oynarsa, Stoper'de oynarsa sıkıntı e, olmaz. Mert, Necip gibi ya da Zaynet e, sol beke atarsa ya da Onur'a atarsa öyle bir üçlü olur. işte İşte Cenk var. Form, formunu yükselten bir Cenk. Moralli bir Cenk Bu arada var. Bu iki takımın da e, sakat tablosuna şöyle genel bir bakalım. Hakim Ziyeş'in tedavi sürüyor. Derbi de yok. Jetson e, muhtemelen oynayacak takımla çalışmalara başladı. Mert'e öyle. E, Bayli hmm. derbi de yok. Salih yok. Masuaku ve e, Amart'ı yine şüpheli. E, Emre Can'la Tayyip Talha zaten uzun süredir Onlar yoklar. Onlar zaten yok. Ee, yani burada bir e, bence şüpheli olan Masuaku var. Yani ben Amart'ı yine hoca oynatırsa taktiksel anlamda işte oynayacağını abi. düşünüyorum. E, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ta... E, Sıkıntıları kadar çok büyüktü ki sezon içine de bu şekilde sirayet ediyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Taraftar yazın çok kızlı yönetime zaten sonrasındaki süreç ortada. Erik Bayli bu derbide olmayacaksa bize hangi maçta oynayacak diyor taraftar şu anda. Ya, çok da tatsız sayılmaz araştırıcısı. Tabii ki öyle ama şöyle de bir şey var. Yani sakatlandıysa adam yani yapacak bir şey yok. Erik Bayli'nin e, sakatlık geçmişi var. Yok değil yani İngiltere'de de sakatlanan bir oyuncuydu. Sakatlık geçmişi i̇şte bilerek var. Bilerek getirdiniz getirdiğiniz o. sayfaya zaman. sığmıyor. Evet, sakatlık Baktımız geçmişi var ama son dönemde bir problemi yoktu. Oldu bu maça denk geldi. Yani o konuda da bir şey. Yani şimdi Yok şunu suçlama söylüyorum. Suçlama anlamında. Yok yok suçlama olarak ee, söylemiyorum. Zaten çok konuştuk da konuyu. Olmaz. Şimdi böyle riskli hamleler yaptığınızda ve ortaya böyle bir durum çıktığında bu sezon içinde de ...çok böyle büyüyen ve çözülmeyen bir sorun haline geliyor. Her hamleniz riskli olunca öyle oluyor. Bir tanesi olsa mesela sadece Oxide, olsaydı, yani Oxide Chamberlain ya olsa dersin ki onu telafi edebilirim ama... ...Beşiktaş'ın transfer döneminde tercih ettiği hamlelerin çoğunda böyle bir risk doğuyor. Ya mevkiyle ilgili en iyi oyuncuyu almama durumu oldu. Ya tercih edilen oyuncunun sakat olması, sakatlanması, sakatla meyilli olması sıkıntısı var... Bey'in olmaması evet dezavantajı gibi görülebilir. Yani şu ana kadar performansına bakınca da avantaj olup olmayacağını da bilmiyoruz bu arada. Çok üst düzey değildi ama oynadığı maçlarda bence iyiydi. Peki şimdi evet, mesela yani, Galatasaray cephesinden bakınca diyemez. da Icardi çok formda. Yani formdaydı diyeceğiz artık milli ara geldiği için dönüşe bir bakmak lazım ama Zaha evet, için aynı şekilde yani. öyle tabii. Zaha, Kerem Aktürkoğlu, hani milli takımdan da iyi dönen isimler bunlar. Hücum hattında Galatasaray'ın Beşiktaş'a göre ya da şöyle söyleyeyim Beşiktaş savunmasını çok fazla zorlayacak ismi var. Var. Birincisi ev sahibi Galatasaray. Yani maça bence 1-0 önde başlıyor. Çünkü ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Galatasaray'ın bu sezon puan kaybetme ihtimali çok düşük. Yani çok iyi bir ambiyans var. taraftar çok ciddi anlamda destek veriyor ve stad içi akustiği de çok yüksek olduğu için o desteği rahatlıkla hissedebiliyor. Ee, hem hakemler hem rakipler yani ne olursa olsun e, takımının arkasında olan bir desteği görüyoruz. Bu da önemli. Şampiyonluk yarışında önemli unsurlardan birisi. O yüzden ben derbi mücadelesinde doğal olarak bir 0 önde başladığını düşünüyorum Galatasaray'ın. İki, takım olarak kadroları değerlendirdiğimizde çok daha derin bir kadroya sahip e, Okan Buruk. E, burada da Hani ikinci noktada da yine ağır basan Galatasaray. Teknik direktörlük kariyerine bakarsak hani Burak Yılmaz'ın çok başarılı olmasını temenni ederim ama teknik direktör olarak ikinci maçına çıkacak <laughs> burada. E, Okan Tabii Buruk canım. var. Az önce saydık Akisar, Kupa, Başakşehir, Galatasaray şampiyonluk. Yani çok daha fazla deneyimli bir teknik adamdan bahsediyoruz. E, burada da üç unsurda da yine Galatasaray ağır basıyor. E, form durumlarına bakacak olursak e, takım olarak Galatasaray'ın, bireysel olarak Galatasaray'ın. Beşiktaşlı oyunculara nazaran daha formda olduğunu görüyoruz. 4 yine Galatasaray'a ağır basıyor. Beşinci unsur sakatlıklar. Yani daha komple geliyor Galatasaray. Derin rotasyon diyoruz ama bir eksiği var aynı zamanda. Evet. Beşiktaş'ta daha fazla eksik var. Ya da en azından eksik olmasa da sakatlık dönüşüde bir eksik var derken Hakim Ziyech yok. Ee, TT ya da Barış Alper'in oynaması bekleniyor ama sence hangi isim olur? Ya ben Barış Alper'in son performansının taçlandırılması gerektiğini düşünenlerdenim hem milli takımda hem Manchester maçında iyi oynadı. Ee, devam ettirebilir. TT meselesinde de çok iyi oyuncu. Yani hiç tartışmıyorum. Ee, ama şu ana kadar TT Galatasaray'ın hücum hattındaki e, oyuna tam adapte olabildi mi? Ondan da pek emin değilim. Çünkü e, yani hücum hattında birinci istasyon Icardi. Yani kafayı kaldırıp ilk Icardi'yi görmeniz lazım. Çünkü bu adam %80-85 aldığı topu pozisyonu gole çeviriyor. Yani bu olağanüstü bir rakam. Bu daha iyisi olamaz zaten. Yani yüzde yüz olması gerekiyor. O da imkansız. Bir şey yok zaten. Öyle bir durum yok. O yüzden hani ilk ilk görmeniz gereken Icardi. İkinci görmeniz gereken Zaha. Yani eğer Icardi çok doluysa, çok müsait değilse orada. İkinci görmeniz gereken Zaha. Üçüncü Kerem. Dördüncü kendiniz oynamanız gerekiyor. O, hani buna tam olarak adapte olabilmiş mi Tete ondan pek emin değilim. Yani verdiği vermediği paslar, değerlendirdiği çalımlar vesaire. Ben United maçında da mesela beğenmedim. Barış Alper girdikten sonra daha fazla etki ettiğini düşünüyorum. O yüzden eğer ikisi arasına seçecek olursak Barış Alper'i tercih ederdim. Ama yani sonuçta Okan Burun kendine az planları vardır. Orada sol bekte kimin oynayacağına da çok bağlı. Şimdi evet Barış, Barış Alper ve Tete'nin performansı önemli ama Zaynet Dunova karşı mı oynayacaklar? Masuak oynayabilecek mi? Ona karşı mı oynayacaklar? Onur'a karşı mı oynayacaklar? Bunların hepsi de ayrı bir önem taşıyor. Ya da Doğru. Umut Meraş'ı mı orada değerlendirecek doğal bir sol bek olarak? Dört tane farklı opsiyon var. Dört farklı opsiyon, dört farklı oyun tarzı. E, doğal olarak farklı oyuncu tercihleri de olabilir. dört e, unsur saydım. Dördünde de Galatasaray üstün. Beşinci unsur kadro derinliği ve sakatlıklar yine Galatasaray üstün. Yani burada Beşiktaş'ın durumu da ortada. Çıkış yolu ne olabilir? Beşiktaş'ın Beşiktaş durumu da ortada. Ya baskısız olması, bence baskı olmaması gerekiyor. Beşiktaş taraftarının artık e, bu konuda bir baskı yaratmasının bir anlamı yok. Çünkü seçim istendi, seçim kararı alındı. Teknik direktörün istifası istendi. Teknik direktör istifa kararı aldı. Bundan sonra Ocak ayına kadar transfer dönemine kadar teknik anlamda yapabileceği pek bir şey yok Beşiktaş yönetiminin ya da işte mevcut yönetimin veya teknik direktör Burak Yılmaz'ın. Yani ya yeni iyi bir teknik direktör getireceksin. Seçime bakmadan işte Igor Tudor'dan bahsediyor ya da yerli deneyimli bir teknik adam Rıza Hoca gibi sezonunu öyle bitireceksin. Sonra devam edeceksin. Ya da şu haliyle baskısız bir şekilde derbiye çıkacaksın. Ne olacaksa olacak bence, diyeceksin. Bence bence artık geç kaldılar. Yani bu sene. Evet Tabii bugün için söylemem. Tabii sen eğer yeni bir teknik adam getirme kararı alsaydınız Şenol Güneş'in arasında. tabii istifasından sonra ha, getirecektiniz. Tamam, bu oyuncu grubu Geç grubu kalındı kolay yani. Değil. Hani Geç kalındı. Ki şimdi iki ay bir hocayla çalışacaklar. Tamam hani Burak Hoca yardımcıydı evet. ama şimdi teknik direktör olarak çalışacaklar. E sonra ne olacak? Sonrası belirsiz. Yani, yani oyuncu grubu için de Hadi bu zor diyelim, bir diyelim bir şey mesela açıkçası. şimdi Tudor geldi. Tudor gelirse büyük ihtimal Burak Yılmaz yardımcısı olacak. E şimdi sizi birinci çalıştıran teknik adam bir anda pat ikinci adam olacak. Yani oyuncu için de zor. Ya hiç getirmeyeceksiniz? Tamam. Ya Burak Yılmaz'la devam edeceksiniz. Bur e zaten Kongre'de aday e, başkan olmadığı takdirde ve kazanamadı e, başka aday kazandığı takdirde ben Burak Yılmaz'a devam edeceklerini hiç düşünmüyorum. O yüzden yeni bir teknik adam gelecektir. Yani e, Beşiktaş çok e, yıllardır işte takip ediyoruz. Çok e, kaotik bir ortamda Galatasaray derbisine çıkacak. Ya bu şöyle de var aslında. Bu tip ortamlar ve bu tip derbiler her zaman e, bir çıkış maçı olarak da görülebilir. Yani yeni bir seri, yeni bir başlangıç adına, yeni bir beyaz sayfa açma adına. ha O da olabilir ama or, senin dediğin gibi çok güzel özetledin. Bu maddeleri sıraladığımız zaman e, bütün artılar Galatasaray'ın yanında. Beşiktaş'ın hiçbir artısı şimdi... yokmuş gibi gözüküyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Tamam. Mesela bu maçın özelinde işin teknik tarafına girersek benim en çok Beşiktaş adına Beşiktaş'ı taşı tedirgin edecek bölgelerin orta saha ve savunması olduğunu düşünüyorum. Hücumu Gazze ile hemen hemen eşdeğer. Niye öyle diyorum? Bir kere Abu Bakar zaten tartışılmayacak bir isim. Raşit ise milli takımda iyi oynadı, iki gol attı, çok moralli. aldığım haberler de çok inanılmaz motiv olduğu yönünde. Gezal formunu artık bulmuş durumda. E Cenk Tosun, iyi bir moralde bir Cenk Tosun var. Yani en az sıkıntılı bölgesi, en az arası, sıkıntılı bölgesi şu an Beşiktaş'ın hücum. Yani o dörtlüsü çok iyi olacaktır Beşiktaş'ın. bekliyor musun aynı anda? Yani Raşitsa solda, Gezal sağda gibi. Valla ben bekliyorum. Yani sanki Cenk'i oynatmayacakmış gibime geliyor. Yani o yüzden gerideki üçlü Türk olursa, e, ilerideki o dörtlü de yabancı olacak. Yani oyuncular içinden sağ içine değinmeye e, devam edeceğiz ama varsa az önceki fikstürü bir daha alalım arkadaşlar. Beşiktaş'ın önündeki 5 beş maça bir bakalım. E, Galatasaray, Bodo Glimt, Gaziantep Futbol Kulübü, Antalya Spor ve yeniden Bodo Glimt. Galatasaray ve Bodo maçları üst üste deplasman bir de Antalya Spor deplasmanı var. Bu 5 beş maçtan Beşiktaş nasıl çıkar Kartal abi? Ömer 5 e, maç olarak... Beşiktaş da tuzak. E, e, şu bu Türk Tabii içeride iyi oynuyor. oynuyor. E, ben ona çok hiç gitmeyeceğim. Bak, ben ona hiç gitmeyeceğim Gaziantep maçına. ile Bodo'ya kilitlenmesi lazım. Galatasaray yenildiği takdirde ligde işini çok çok zora sokar. Bodo'ya yenildiği takdirde Avrupa'da işini çok çok zora sokar. Şimdi çok, çok, deplasmanı deplasmanı çok hırpalayıcı tabii. bir de deplasman. Ha, Bodo iyi söyleyeyim. takım. Deplasman yolculuk tabii. olarak söylemiyorum. O zaten zor. Nor Norveç'e gidiyorsun. Onun dışında Bodo inanılmaz tempolu i̇şte oynayan. diyorum. Yani çok değil. İki sene önce kendi evlerinde Roma'ya altı tane tabii. gol attılar. Hani daha önce çok oynadı Beşiktaş, ben Bodoy'a gittim. Yani ufak bir şehir, ufak bir yer, stadı ufak. Belki motivasyon anlamında e, etki olmayabilir ama... E, o dönemkiyle tabii çok fark var, o çok dönem çünkü farklı. bir de küme düşmüşlerdi tabii şu an sonrasında. It, şu an çok iyi bir takım çok bekleyecek Beşiktaş'ı. İki yıldır sürekli böyle kendi evinde, yani kendi liginde rakiplerine fark atan, kendi liginde hemen hemen Hı. hep şampiyonu kovalayan ve olan, şimdi de tekrar lider oldular zaten... Sürekli oyuncu ihraç etmeye başlayan kulüp bir ücret aldı çok en son iyi, mesela. Çok da iyi oyuncular. E, çok da iyi oyuncular. Biz almıyoruz mesela. Ya, Biz tercih etmiyoruz ülke olarak. E, bir takım mesela, haline döndüler yani. Kontratları da enteresan. Oradaki yapılan kontrat şekilleri de enteresan. E, ben evet e, maç maç gitmek mantıklı abi. Ya ben Doğru iki maçın iki maçın e, beş yaşın <laughs> önünde e, bundan sonraki hedefleri açısından belirleyici oyunlar olacağını düşünüyorum. Şimdi Galatasaray derbisi oynayacaksınız. Öyle de böyle hırpalanacaksın. Zor maç yani. Tabii. İç, Galatasaray'a karşı oynayacaksın. Ve savunman ve orta sahan soru işaretle bakılacak bölgeler. Onu dedim. İçeride sıkıntı yok ön bölgede. Oradakiler formda. Cenk dahil hepsi formda. Dört tane formda oyuncum var. Üç tane oynayacak. Formda oyuncum var. Kenarların, öndeki oyuncun. Ama gelin sıkıntılı. E gelinin sıkıntılı olması Galatasaray gibi e, ofansı inanılmaz boyutlarda olan bir takım için çok büyük avantaj olacak. E şimdi bakıyorsunuz e, sol bekte kimin oynayacağı şüpheli. Basu olmazsa bence e, orası Zaha için oynadığı takdirde çok büyük bir e, verimlilik alınacak bir bölge olur. Yani bir anda dağıtabilir de Zaha orayı. O yüzden söylüyorum. Zaha'nın sağda mı oynamasını bekliyorsun? Ee, Za diyorum Tete. Tete oynarsa Tete ya da Barış Alper. Za da Alper. oynarsa solda ama Kerem de var yani Kerem nerede oynayacak? Kerem Sol bölge Yani, yani Za sağda oldu. da oynayabilir gerçi. Yani e, o bölgede Kerem de oynayabilir ama e, iki bölgede de kenarlardan Galatasaray'ın iyi geleceğini e, varsayıyoruz. Tehlikeli e, ataklar buradan olacaktır. Galatasaray'ın en ya, en çok yaptığı iş kenarlar ve merkez. Beşiktaş buraya önlem almak zorunda. Şimdi bakıyoruz fikstüre. Galatasaray derbisinden sonra Bodo'ya gitmek ardından Antep'le içeride onu Antep maçı dahi sıkıntıya sokar işi. O yüzden söylüyorum bu iki maç Beşiktaş'ın ligde ve Avrupa'daki geleceğini belirler. Bence tamamen kopar mı? Kopmaz belki ama geleceğini belirler. Şimdi sağ boyutlarına girdiğimiz zaman Beşiktaş ne yapmalı sorusu gündeme gelecektir bu Galatasaray'a karşı. Çünkü pozitif yanı çok çok fazla olan bir Galatasaray var. Özellikle işte içeride zaten hücum anlamı hiç söylemeyelim. Hepsi e, inanılmaz oyunlar oynuyorlar ve farklı kimlikte oynuyorlar Galatasaray'ın sayın e, 11'i. Beşiktaş öncelikle İkar diye gidecek pas bağlantılarını bence kesmesi lazım. Bunu keserse o zaman işte Galatasaray'la başa baş bir oyun oynar ve o, dengeler derbide e, bütün şartları. İkardiye gidecek bağlantıları kesmesi lazım ve savunmayı ikinci bölgede yapması lazım. İyi bir savunma yapması lazım ikinci bölgede. Bunu yaptığı takdirde işte o zaman Galatasaray'ı bekle durdurabilir. Çünkü Galatasaray nasıl oyuna başlayacak? Önde baskıyla başlayacak. O önde baskıyı, o stresi, baskıyı kırması lazım Beşiktaş'ın. Kırdığı takdirde bir şeyler konuşabiliriz. Çünkü Galatasaray bunu hakikaten iyi yapıyor. Icardi olsun, Kerem olsun. E, ortada bu baskıyı iyi yapabilen oyunculara sahip. Şimdi ve içeride de bunu Amir yaparlar. Amir Cesson üçlüsü olursa ki muhtemelen böyle olacak ama işte bu üçlü çok baskıcı bir üçlü değil bana Şimdi, göre. Tabii yani nasıl Daha pasör bir şey üçlüden yapacağız? bahsediyoruz. Maça muhtemelen Galatasaray çok yoğun ön, ön alan baskısıyla evet. başlayacak ve golü erken bulmaya çalışacak diye düşünüyorum yani saha içindeki unsur yani sağ, az önce saydığım 5 maddenin haricinde sağ içinde de birebir baktığımızda Galatasaray'ın çok avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir rakibini çok çıkartmıyor. E Beşiktaş'ta da özellikle Musako oynamazsa geriden oyun kurmakta biraz zorlanacak. E, Amir Ademir e, baskı altında böyle çok rahat bir şekilde sırtı dönük top alan orta saha değil. Hatta Şenol Hoca onu mümkün olduğu kadar sağ stoperin yanında sol stoperin yanında konumlandırıp yüzü rakip kaleye dönük topu aldırmaya çalışıyordu nedenlerinden bir tanesi de bu. O yüzden topu kendi kalesinden, kendi ceza sahasından çıkartırken zorlanabilecek bir durum söz konusu olabilir. İki, e, söylediğin gibi orta saha üçlüsü baskı yapıp ikinci topları ne kadar kazanacak? Çünkü Beşiktaş bu sefer uzun oynamak zorunda kalacak. Abu Bakar ya da Cenk indirecek. Bu bağlamda Oxley Chamberlain ya da Jetson'un o topları tekrar kazanması gerekecek. Re rakip yarı sahaya yerleşmesi lazım atak sürekliliğini sağlaması için. Yani birçok unsurda Galatasaray'ın çok avantajlı olduğunu görüyoruz. Zaten hem kadro kalitesi açısından hem de form durumu olarak net bir şekilde favori olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada X faktörler var. hani Bir kaleci, kaleci performansları çok ön plana çıkacak her derbide olduğu gibi. İki, Icardi ile Abu Bakar'ın performansı. Şimdi Icardi'ye atılan pasları durdurabilmek için de abi çok ciddi bir savunma konsantrasyonu söyleyecek gerekecek. Şimdi Rozier buna sahip mi? Ondan pek emin değilim. E solda oynayacak sol bek oyuncusu halen soru işareti kim olduğunu bilmiyorum. Öyle ama. Değil. Kim Hadi, olursa olsun kim, biraz soru işareti olacak. Soru soru işareti e, savunma Zor. merkezi ikilisi hem Türk oyuncu oynatma zorunluluğundan o olmasa da bence oyuncu tercihlerinden kaliteye olarak baktığımızda ikili olarak çok kaliteli bir ikili beklemiyorum açıkçası. Zor, kolay değil. Sasha Boye, Rosie karşılaşması şu anda ekranda. İkisi de 8 maç oynadı. İsabetli pasta 86'ya 81 yüzde Sasha Boya önde. Dribbling'de 1.2 Sasha Boy 1.9 Roziye. Top kapmada Sasha Boya'nın maç başına 2 Rozier'in de bir ortalamaya sahip olduğunu söyleyelim. Yani e, ee, Boy, Sasha dahil, herhalde daha çok öne çıkan evet. isim dersek değil mi? Ya bu sezon... Bence Beşiktaş mu? taraftarları da dahil herhalde bu sezon için. Bu, Böyle söyleyebiliriz. Geçen sezon da öyle. Savunma Sasha verilerinde hep ilk üçte Sasha Boy hücum verilerinde de gole golle sonuçlanan aksiyonlarda bulunan ikinci bek birincisi Ferdi, İkincisi de Sasha Boy'e. Yani şimdi formda olduğunu geçtim. Bence kalite olarak da Sasha Boy'e Rodri'den daha iyi asist yok gibi görünüyor. Şöyle söyleyeyim, Avrupa performansları yok. Sadece lig performansları evet, evet. var. Ona göre karşılaştık. Hayır, evet, Bu arada golle sonuçlanan atak illa gol veya asist olmuyor. Yani o atan içinde tabii, bulunma tabii şeyinden bahsediyorum? Zaten yani, topu getiren asist önce pas yapan, kilit pas yapan asistin asistinde Sasha Boyen'in çok e, iyi rakamları vardır bence. Yani, yani, Ölçüldüğü takdirde vardır. Bakmadım için bakarız. E, şey söylediğin güzel oldu. Bir sonraki program için bakarım. E, kalite olarak da bence Sasha Boyen rozeden daha iyi oyuncu. Yani. E, Rozier'in bir form grafiği vardı Raşil Gezal'la birlikte oynadığı dönemde. Ligin de en iyi sabeklerinden birisiydi. Belki de en iyisiydi o dönemde. O yıl için. Evet. O yıl için. Şampiyonluk sezonu için. Ama sonrasında çok ciddi bir düşüş ve yani şu an çok fazla katkı sağlayabiliyor mu? Ondan da pek emin değilim. Dün de tepki gördü. Hani biliyorsunuz giydiği bir ceket evet. var. Ben hiç anlamadım o tepkiyi. yani, yani... Hani oyuncu bilmiyorum yani oyuncu da garip gelmiştir yani. Kesin gelmiştir. Hangi maksat ya o maksatta kalkıp da giyeceğini ben hiç yani. Sanmıyorum yani gerçekten aklında sorun olması lazım o maksatla ilgili. Niye giysin ki yani o da enteresan. mi? Enteresim. Yani zaten giymez o maksatta. Bir de hani Roziye böyle veya bu tarz giyinmeyi seven bir çocuk. Yani baktığında böyle giyinmesi kadar da doğal bir şey yok. Ya o rakamlardan tamam ondan dolayı zaten de... Var da yani o yani ya, ne bileyim bana da garip geliyor. Yani neyse önemli e tamam, değil. Tamam o rakamlar başka bir oyuncunun üzerinde de denk gelebilir. Yani hani alırken her şeye de bakacaksak yani oyuncu için de söylüyorum. İşin içinden çıkılmaz Bunun, ya o zaman. Bu yani bizim futbol toplumumuzla alakalı bir Maalesef Sonrası yani bütün paylaşımlarını da silip onu koymuş o da. Yani o da ayrı bir O da ayrı deli. tepki var. Yani, yani öz, değişik yüzden, bir adam gözüyle. Evet değişik bir insanım. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden hani form durumlarına bakarsak sahiç karşılaştırmasında her alanda neredeyse üstün geliyor. Ama Ama derbi mücadelesi. Şimdi... Hani çok üstün oynanan, çok formda gelen o takımların da zaman zaman puan kayıpları yaptığını Hadi. görüyoruz. O yüzden hani e, çok ağır favori Galatasaray. Burada bence Abu Bakar'la Mert'in performansı Beşiktaş'ın durumunu Geleceğiz o noktaya. Karşılaştırma üzerinden son bir şey söyleyeyim. Saşa Boy Rozier noktasında. Tamam Saşa Boya önde görünüyor ama e, Yusuf'un dediğine şöyle katılıyorum zaten. Rozier'in de belirli bir tavanı var. Yani ulaşıyor ulaşmıyoruz. Orası e, değişiyor ama Sizin ulaştığı zaman ulaşamıyor Heh. Ama ulaştığı i̇şte zaman var olmuş. yani o tavan zaten e, hala o yani şekilde. Son dönemde hiç ulaşıyor. ulaşıyor. E, görev alıyor. Şimdi iki tane çok formda oyuncuya gidelim herhalde. <laughs> kimsenin itirazı olmayacağı e, ilk 11'de de başlayacaklar zaten. Çok büyük bir mucize olmazsa diyelim ya da talihsizlik. Icardi ve Abubakar. Evet. Icardi 8 maç, 8 gol, 1 asist. Abu Bakar Lig'de 8 maçta 4 gol, 1 asist. Daha çok Avrupa'da bu sezon attı e, Abu Bakar. İsabetli şutta 1.8 Icardi, 0.9 Abu Bakar. Hava topu kazanmadı 2.2'ye. 1.1'lik üstünlüğü var Mauro Icardi'nin. İkili mücadele kazanmadı. Oranlar %51, %36 Icardi'yle yine. E, tabii bu e, grafikte olmayan bir şey de söyleyeyim ben. Icardi geldiği zaman... Neredeyse %90'ın üzerinde bu sezon bitiren bir isim. Abu Bakar'da ortada hiç pozisyon yokken genelde bitiren bir isim. %85 bu arada. şey Gole çevirme oranı e, tamam, %85. Tamam ben yakın bir şey söylemişim evet. yani. Ee, Abu Bakar'da gerçekten sürekli böyle <laughs> şapkadan tavşan çıkartan bir performans sergiliyor. Yani şöyle söyleyeyim geçen sene 30 atan Valencia'nın oranı %45 civarındaydı. %85 e, yani bu elitin ötesinde bir bitirme yüzdesi. Yani golle bitirme yüzdesi elitin ötesinde yani Türkiye'nin bence şu ana kadar çok görmediği bir şey. Zaten hep söylüyorum Türkiye'ye gelmiş bence en iyi son vuruş yapan <laughs> forvet oyuncusu. Zaten rakamlarda tescilleniyor. Yani Icardi, Icardi onu hiç hani formda mı değil mi tartışması, kilolu mu, milli takımdan mı, niye Yok. gidiyor, gitmiyor, işte uyudu mu, uyumadı mı hiç önemli değil. Adam atıyor yani gollerini evet, ve Bak, Abubakar için de aynı şekilde şöyle mesela işte geçen geleceğim. seneki İki derbiyi hatırlayalım. Bu arada o İkaradi olmuş ama İkardi olacak tabii. İkaradi ise o zaman o kadar anlayamayabilir. <laughs> Olmayabilir doğru. Ee, Arkadaşlarımıza rica edelim. Düzeltirler zaten. Abu Bakar konusunda şey. E... Geçen sene iki derbide Fenerbahçe deplasmanı evet. ve Galatasaray iç saha maçı. Mesela ikisinde de bence gol atmadan oyundan çıkabilirdi. Kimse de itiraz etmezdi. İyi de oynamıyordu. Performans olarak, olarak. Yoktu yoktu Galatasaray'da. Yoktu. Fenerbahçe yani? maçında da öyleydi. Beşiktaş'ın deplasmanında 4-2 kazandığı maçta. Ama işte top geldi attı Galatasaray derbisinde top geldi attı yani e, Abu Bakar da öyle bir isim Sa açıkçası. Sadece o değil abi. Ya yani bu sezon attığı kötü gol de yok çok fazla Abu Bakar. Evet. Yani pozisyon yokken bir anda gol olacak. Spiker de mesela ceza sahasında evet Abubakar topla buluşuyor ama o an gol pozisyonu olmadığı için normal bir sesle anlatıyor bir anda Abu Bakar diye bağırdığını diyorsun spiker zaten şimdi, yıldız isim biliyorsan normalde o gollerden sezonda iki tane falan atarsın. Abu Abu Bakar, Bakar şimdi abarttı. Bak, Bak, abarttı. Şimdi Icardi'nin nasıl gol atacağını, ne yapacağını hemen hemen herkes biliyor. Mesela özellikle kenardan gelen ortalarda kaf, kafasına geldiği an gol yapma ihtimali çok yüksek. Ya da e, ceza alanında topla buluştuğu zaman sırtı kaleye de dönük olsa dönüp gol yapma ihtimali çok yüksek bir santrafor. Ama Abu Abubakar'ın ne yapacağını kimse kestiremiyor. Öyle mesela zor pozisyonda bir şey yapıyor ki olmaz dediğin yerde gol oluyor. O da o anda karar i̇şte, veriyor. Şeyde de çok kolay dediğin yerde mesela gol kaçırabiliyor. Çok tuhaf, enteresan bir golcü. Ee, belki de bu derbi golcülerin derbisi de olabilir. İki takımın Santroford'u formda. İkisi de takımlarını sırtlıyorlar bu anlamda. Icardi'yi zaten anlatmaya gerek yok. Abu Bakar da keza öyle. Evet bir e, çok az böyle işte o milli takımdan dönüştü, o Fransa'ya gitti falan. Ondan sonra böyle biraz böyle düşüş yaşarmış gibi oldu, bir iniş e, yaşadı. Fakat daha sonrasında o inişte bile iyiydi, daha sonrasında yine çıkışa geçen bir e, o Abu O konuyla Bakar'da. bazı dedikodular vardı da sana yayın sonrasında sorarım doğru mu değil mi diye. Yok gidecek falan transfer evet, şeyleri. Para eksik yatırılmış o yüzden evet. tepki gösterdi. Yani ben He. de duydum ama ben de doğru olduğunu Bu, bilmiyorum. Konuşuluyor ama ben sanmıyorum. Niye sanmıyorum? Çünkü Ahmet Nurçevi döneminde ben Hayır. de öyle bir sorun yaşamıyor. o yüzden Yaşanmıyor ben sanmıyorum. Şaşırdım. Yani Günü gününe ödenen bir e, maaş tablosu var Beşiktaş'ta. Ondan dolayı problem yaratacağını düşünmüyorum. Ama bir teklif geldiği konuşuluyor. Ondan dolayı kafası Hı. karıştığı şeklinde bir şey var. Ama diğer sağ dışı etkenleri olduğunu şey yapmıyorum. Olacağını sanmıyorum. Evet bakıldığı zaman zaten bu sezon lig çok değerli santraforlarla geçiyor. Yalnız Abu Bakar Icardi değil. Yani Ceko'nun performansı. Mesela Trabzon'da ona rağmen Onaccio'nun iyi bir kısa vadede iyi bir performans sergilemesi. Barötelli, Buksa. Buksa, Antalya'da. Yani ligimiz aslında çok kaliteli santraforlar oldu bu sezon. Bunlar tabii ki bizim için bir avantaj. O yüzden Beşiktaş'ın bu derbide hücum anlamında ben bir problem yaşayacağını hiç sanmıyorum. Ama geri ve orta sayı için onu ama söyleyemiyorum. Işte top o noktaya nasıl gidecek Beşiktaş, Beşiktaş için soru işareti Beşiktaş, zaten. Ömer, Beşiktaş, Ömer Beşiktaş iyi alan ve adam savunması yapması lazım. Alanı iyi savunması lazım. Galatasaray'ı durdurmak adına. Bunu yaparsa bir şeyler konuşabiliriz. İşte o yüzden diyorum ikinci bölgede iyi savunma yapması lazım. Galatasaray'ın e, silahları yani şu, e, çok güçlü bu, bu yüzdeni konuştuk. Ee, şu, anki form, şu anki form durumu ve kadroları dık gelseyince Galatasaray'ın biraz az iyi oynaması Beşiktaş'ın da çok iyi oynaması lazım özetle. Evet öyle bir e, durum. Yani şu yani Galatasaray Oyun çok, çok yaşam, iyi oynarsa Galatasaray çok iyi oynarsa bence Beşiktaş'ın puan çıkartma ihtimali çok düşürüyor. zor. Yani hakikaten bak şimdi ilk kez Beşiktaş böylesine bir derbiye e, favori olarak gidiyor ve Galatasaray açık ara net favori. Ama şu da var yani geçmişe baktığımız zaman 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 favorilerin kaybettiğini Yo, net, çok gördük tabii yani. Şey. Şimdi, tabii, çok çok şey. favori mesela. Peki, çok favori olmak da abi, oyuncuyu pardon Galatasaray adına rahatlatabilir yani. Galatasaray'ın da konuştuk. o dezavantajı var bence. Bir e, savunma oyuncularına da bakalım. Golcüleri durdurmaya çalışacak. İşleri kolay değil tabii savunma oyuncularına grafiğe ekrana yansısın. Bir tarafta Abdülkerim bir tarafta Omar Koli. 8 maçta 1 golü var. Abdülkerim'in, Omar Koli'nin 7 maçta 2 golü var. İsabetli pasta %85 Abdülkerim, %91 Koli. Top kapma 0.5 Abdülkerim, 0.6 Koli. Hava topu kazanmada çok ciddi bir e, fark var. Maç başına 4.5 Abdülkerim, 1.9 Omar Koli. İkili mücadele kazanma e, kazanmada %68'e 53 Abdülkerim'in üstünlüğü var. E, Abdülkerim tabii milli takımı da çok formda geçirdi. Hem moral de var tabii ve United maçında da bence Avrupa seviyesinde de önemli işler yapabileceğini gösterdi. Hep konuşuluyordu yani Abdülkerim Avrupa'ya çıkınca ne olacak diye. Yusuf çok formuna geçiriyor bu sezon Abdülkerim. Olağanüstü bir oyuncu bence. Gerçekten öyle. Yani şey düşünebilirsin mesela bizim ligimizde fiziksel olarak biraz daha rahat bir lig. İşte Avrupa'nın 5 büyük ligindeki o omuz omuza mücadeleler, hava topu mücadelelerini de görmek lazım diyenler için Manchester maçı güzel bir örnek. Yani hiçbir şekilde rahatsız edilmedi. Gerçekten helal olsun. Çok ben iyi çalıştığını, bireysel olarak da kendine iyi baktığını düşünüyorum. Hava topu yerden müdahale ki yani çok o stoperden de bahsetmiyoruz bu arada. Pozisyon alma ve onu sezme konusunda da gayet iyi işler yapıyor. Manchester maçlarında mesela o Hölund top pozisyonunda eleştiriliyor. İşte Hölund'u yakalayamadı, hızı yeterli değil diye ama... Ya ama o da dezavantajlı başladı zaten. Ne geriden ne başladı Geriden yani? yani gerideydi zaten. Zaten hızlı bir stoper değil ki. Yani e, öyle de, olsa zaten şu an 80-90 milyon euro verilip Liverpool'un United'ın transfer etmesi lazım. İlla ki bir eksiği olacak çok geç hakkı teslim edilen çok geç keşfedilen bir stoperden kesin, bahsediyoruz. Kesin. Milli takımda da Samet'le birlikte iki maçı da mükemmel oynadı. Kesin. Yani hem Samet hem Abdülkerim Müthiş ilk oynadılar. defa birlikte oynadılar yanlışım yoksa. İki maçı da mükemmel oynadılar. O yüzden ayrıca tebrik ediyorum. Koli'nin hava topu 1.9'du galiba. Evet, Onun 1.9. 1.5'i hücumdaki hava topudur. Attığı goller zaten yani ben <laughs> kornerler. E, yani o kırılıma bakarsak Gerçekten Koli'nin aslında stoperde mi daha iyi forvette mi daha iyi meselesini çözebiliriz ben. iyi bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Bunu Beşiktaşlı arkadaşlarla zaman zaman tartışıyoruz. Onu Achu ile ilgili bir tweet atmıştım. Hava toplarında çok etkili. Boyu da uzun zaten. İşte Deonson Sanchez ve Becao eşleşmelerinde de görmek isterim diye. Çünkü ikisi de çok kaliteli stoper. E de var. Niye unutuyorsun diye tweet atmıştı Beşiktaşlı bazı arkadaşlar. Dedim ki bir hafta önce oynadı, gol attı. Yani adam attı zaten yani örneği var. Ben Koli'nin çok iyi bir stoper olduğunu düşünüyorum. En iyi oynadığı karşılaşma geçen sezon Galatasaray derbisiydi. Kesin en iyi. Ama yanına say sardı. Koli çok iyi bir stoper değil bireysel olarak ama doğru kişiyle tamamladığın zaman çok iyi bir stoper olabilir. Belli yani olsa hep tamamlanmaya ihtiyacı olan olurdu. stoper tipi olur ya zaten evet. takımlarda genel olarak yani bir tanesi lider stoper, diğeri de yardımcı stoper yani olur. Yani bu, bu, bu biraz bu, yardımcı stoper Şu anki oyun. kadro yapısında çok yardımcı stoper var Beşiktaş'ta. Evet. Lider stoper yok. Yani Say işte yani Beşiktaş'ın en büyük hatası çok var da bu sezon yapılan. Sayısı bırakmayacak. Sayısı meselesi. Yani hoca da inadını şey yapacaktı bir kenara koyacaktı. Yönetim de da hocayla da oturup ikna edecekti. Bu işleri siz tamam hocam böyle istiyorsan öyle olsun. Sayısı sen gitmeyin. O zaman 2,5 milyon euroya sens kalitesinde stoper bulmakta zorlanırsınız. O da iki taraf adına da olumsuz bir ayrılık oldu. Yani Sayıs'ta evet, gitti oynayamadı Ama de oradan oynayamadı. Kiralandı. Geldi Sayıs giderken ne dedi? Şenol Hoca'nın yüzünden gittim dedi. Belki şa e şanssızlık olur Sayıs adına. Şenol Hoca gitti. Şenol Hoca daha önce gitseydi belki Sayıs kalmıştı ya da Sayıs kalsaydı Şenol Hoca da gitmeyebilirdi. Gitmeyebilirdi. Belki daha iyi bir sezon Tabii canım. başlangıcı olurdu. Yani mesela size size ki mesela Sayıs'la Sayıs'ın yanında kim oynasa Kendine çeki düzen veriyordu. Birbirlerini yani. tamamlıyorlardı. Ben, Mesela koley de oynadı. İyi oynadılar. Başa gibi herhalde. görüyorum. Mark, Marko ben de orada örneği veriyorum. Ya güzel ya. Simon Kaya çıktı zaten. yanından. Şezcu çıktı. Şimdi, evet, yanında yani. kimi oynattıysa hep transfer yaptı. Ad, adam Lille'de çok enteresan. O çok büyük transfer yapmadı. Kim geldiyse yanına büyük liglere ya da çok önemli transfer bedelleriyle başka kulübe gönderdi. Şimdi Sainz de öyle. Bence Sainz hatta başadan daha iyi stoper. Ayrı bir konu ama... Ya kendi yanındakini yücelten stoper tarzı olarak bir isim var. Bence saha içinde lider bir oyuncu. Ayak kalitesi, pas yapma kapasitesi yüksek çünkü Aslan bir orta saha oyuncusuydu sayesinde. Sonra stoper'e evrildi. Bunların hepsi var. Ama bir inatlaşma sonucunda sen oyuncuyu gönderiyorsun. Ha şunu anlarım. Oyuncuyu gönderdin 20 milyon euro kazandın. Derim tabii ki ya tabii. parasını da aldın, başkasını alırdın. Transfer hatası yaptın. Burada öyle bir şey yok öyle ki. Bir durumda. Tedavi 3 milyon etti. euro bile alamadın. Tabi. Yani Beşiktaş için üzücü oldu. Şimdi orta saha karşılaştırmasına da geçelim. Ee, Torreira ve geçmeden, Amir Hacı Ametovic ekrana geçmeden Geçmeden Beşiktaş'ın savunması onu söylüyorum. Yalnız birebir değil komple sıkıntılı. Yani komple kenarlar Zaten dahil yani. Abi, hani yani sadece alıştın, e, savunma da yok e, ortada. kıyaslama anlamında söylemiyorum. Yani bence zaten editör arkadaşlar da Abdülkerim'le kimi kıyaslayacaklarını tahmin edememişlerdir. Kimin oynayacağı belli değil. Şu an Muhtemelen garanti Muhtemelen Kolay. Bayli, olurdu, bay, olurdu da yani. oynamayacağı için Bayli Kolay arkadaşlar. O yüzden. bir bakalım ya Torreira ile Amir Hacı Ahmetovic e, istatistiklerini. Orada da ilginç istatistikler var gibi. 7 maç Torreira, 8 maç Amir. E, 2 asisti var Hacı Ahmetovic'in. %88'e 92 Amir Önte isabetli pasta top kapmada 1.4'e 0.9 e, beklenen bir şekilde Torreira önde. Evet. Torreira'nın isabetli ortası yok Amir'in 1.4 ikili mücadele kazanma %57 62 Amir Hacı Ahmetoviç önde. Şimdi ben bunu tabii önceden e, gördüm o yüzden dedim bir bakalım ilginç bir istatistik var istatistikler var diye. İkili mücadele kazanma bence şu ekrana yansımadan bu kart ekrana yansımadan sorulsa herkes Torreira derdi ama Amir burada evet, önde enteresan. çıktı. Evet enteresan. Bunu yani tabii biz istatistiği biraz şey olarak yani genel olarak okuduğumuz için ikili mücadeleyi hücum yönünde mi kazanma, savunma tabii yönünde mi var. kazanma onunla iyi ayırmak lazım. O yüzden bu kırılımlar önemli. Yani istatistiği ikili mücadeleyi rakip yarı sahada mı kazanıyor, kendi yarı sahasında mı kazanıyor o da önemli. Yani hem yönü önemli hem yeri önemli. Tabii tabii ben direkt i̇kili şey mücadeleyi. olarak söyledim yani ben de dahil... Bunu görmeden herkese sorsak ben de Torreira muhtemelen Torreira, Torreira Torreira'dır daha herhalde kazanıyor. derdim. yani ben de... şimdi ikili mücadele kazanmak da top kazanma da ayrı bir istatistik biz onu doğru, da biraz karıştırıyoruz ee, ikisi de ayrı profil bu arada çok hani Lucas Torreira tam bir kesici e, net bir altı numara bence Amir Hacı Ahmetoviç biraz daha oyun kurucu bir altı numara tabi bak evet. isabetli ortada bile bize bir şey anlatıyor yani iki daha oyuncu olmasın. ne kadar profil fark olduğunu evet. tabi Torreira denemediği için zaten orada yani şöyle, sıfır var Torreira Amir Anahtar Hacı Amatoviç, Torreira Ahmet Hacı Amatoviç, Jetson üçlüsünü ben tercih ederdim mesela örnek olarak. Yani Beşiktaş'ın Torreira gibi bir oyuncuya nasıl Jetson'a ihtiyacı olduğunda oynadıysa Torreira gibi bir oyuncuya da ihtiyacı var. Amir'den Be Beşiktaş'ın beklentisi bence yanlış bir beklenti. Hatta Onana'nın alınması ve kullanılmaması ha, da burada tartışmaya açık. 4,5-4,5 milyon euro verildi. Yani Amir için yapabileceklerini tam olarak sahaya yansıtacak bir oyun planı, oyun şekli yok Beşiktaş'ta. Olsa daha fazla verim sağlayacak bir oyuncu bu arada. Yani Amir'in Amir'den %70, %65, %70 faydalanabiliyor Beşiktaş şu anki haliyle. Pozisyonu oynattığı yer gereği. Evet, rolü, pozisyonu gereği. Evet, istatistiklerde bence biraz daha hücumda yer alabilse Amir Hacı Amatoviç. biraz daha o geçiş sağlayan isimlerden olsa daha farklı bir noktaya taşıyabilir oyunu. Ama Beşiktaş'ın kadro planlaması maalesef o kadar hatalı ki... Yani ona ana transferi sadece zaten bunu özetleyen bir şeydir. O kadar hatalı ki elindeki oyunculardan verim alma konusunda sıkıntı yaşıyorsun. Örnek, Rashissa Gezal. Rashissa en verimli olduğu yer sağ kanat. Değil mi? Galatasaray'da da gördük. Daha önceki kariyerinde de biliyoruz. E, Gezal için aynı şey geçerli. Gezal on numara oynayabilecek bir durumda değildi zaten. Lyon'dayken ta. Yani ol, oyun olmuyordu Üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. E şimdi de olmayacak zaten. Böyle olunca çoğu oyuncu da alternatif bir oynamak evet. zorunda kalıyor ve işler karışıyor. Gezalı oynatırsan Raşit şey ne yapacağım mesela? Bir buçuk dakikamız var Kartal abi. Ben bu son saniyelerimizi diyeyim. Deplasman yasağının kalkmasıyla geçirmek diyorum. Önemli karar. Yani iyi bir karar olması gereken, olması gereken zaten. bir yani karar. Yani geç zaten. bile kaldılar. Yani deplasman yasağı nedir ya? Taraftarların bir maça gitme, insanların özgürlüğünü hakkını elinden alamazsın yani. Ya geç oldu, geç oldu. İnşallah devam eder. Ha şu var. Bundan sonra sonrasında taraftarları da iş düşüyor. Herhangi bir olay çıkarmayacaklar ki bundan sonraki bu e, süreç devam etsin. Değerli buluyorum. Maçın hakemiyle ilgili eleştiriler de var. Onu da bir değinelim. Halil Umut yani işte yok Galatasaray deniyor. Galatasaray daha çok kazanıyor e, maçlarında diye böyle bir taraftarlar arasında, arasında da derbiden sonra bir isyanı vardı. E, i̇syanı Halimut, vardı. Meral'de yani e, ben penaltı konusunda. penaltı konusunda dikkat edilmesi gereken bir hakem diyorum yani Beşiktaş adına. Beşiktaş'ın bir e, şeyi vardıysa e, Son derbi hariç. orada da Hoca U20 Dünya Kupasındaydı. Evet. E, Halil Umut Meler. Ya yani kötü hakem Genelde değil. Öyle... İşlerinde bakılacak. De İşlerine bakıldığı zaman Halil Umut Meler kötü hakem değil ama tereddütlerin olması bile de bence sıkıntı. Peki. İnşallah e, sıkıntısız bir maç yönetir. İnşallah keyifli bir maç. Maçın ee, ön plana çıktığı bir Biz maç izleriz. Hakem hatası değil. Müziğimiz geldi. Yusuf Kenan Çalık, Kartal Yiğit. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Spor Ajansı'nın sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.